İyi akşamlar Haber Global'e hoş geldiniz. Başka şeyler'e hoş geldiniz. Ben Ekin Top. Her zaman olduğu gibi, her cumartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim ve bu akşam çok değerli iki konuğum var. Çok da hoş bir konumuz var. Bu akşam aslında özetle hayatı konuşacağız. Hemen hatırlatalım. E, Twitter'dan ve Instagram'dan benim hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. İki saat boyunca canlı yayında olacağız. Eğer sizler de katılmak isterseniz Twitter'dan yazacaksınız lütfen başka şeyler hashtag'i ile, Instagram'dan yazacaksanız da son postun altına sorularınızı bırakabilirsiniz. Peki hayatı konuşacağız. Kendimizi konuşacağız, insanları konuşacağız. E ayrıntılara ben çok girmeyeceğim çünkü hemen sorularla başlayacağım ama kimler konuğum hemen söyleyelim. Dediğim gibi çok değerli iki isim var bu akşam bizlerle birlikte. Yazar Yüce Zerey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yazar Tu Tarık Tufan hoş geldiniz efendim. Teşekkürler hocam. Şimdi Yüce Bey dönüp başlamak istiyorum. Ben bir konuşmanızı izledim. Orada konuşmanız mono no Avare mottosuyla başlıyor. Yani Japonca bir söylenmiş bu. Hayatın geçiciliğini ve hayatın geçiciliğinin yarattığı hüznü ifade eden bir söylenmiş. Hı hı. Şimdi hayatın geçiciliği deyince insan o kadar etkilenmiyor belki ama onun yarattığı hüzün deyince Böyle bir duruyorsun, evet ya, hani bir yerde bitecek, işte yaşlanıyoruz. Biz gerçekten istediğimiz noktada mıyız? Hani şu meşhur kendini gerçekleştirme söylemi var ya, onu başarabildik mi? O ne demek? Kim nasıl gerçekleştiriyor kendini? İsterseniz şöyle bir başlayalım, sonra devam gelir zaten. Süper. Ee, şimdi aslında bu hüzün gerçekten bu biraz daha farkındalığı olan insanlarda olan bir hüzün. Bu hüzünü Heidegger şöyle tanımlıyor. Diyor ki insan dünyaya fırlatılmıştır diyor. Ve insan dünyaya geldiğinde aslında bir kopma, bir fırlatılma ve bir yalnızlık hikayesi olduğunda insanın doğumu zaten hüzünlü bir konudur diyor. Dolayısıyla aslında bir dünyaya geliyorsunuz, bilmediğiniz bir dünya, yalnızsınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve anneniz, babanız, ebeveynleriniz ya da toplum size bir şeyleri öğretiyor. Aslına baktığınızda işin doğası yeterince hüzünlü bir konu. Ama buradaki hüzün biraz şundan geliyor. Hayattaki amacını bulma ve bulmama hikayesinden geliyor. Çünkü biz aslında evet bir dünyaya geliyoruz. Yalnızız. Bir şeyleri öğreniyoruz. ilerliyoruz ama dünyanın bize oluşturduğu ilizyonları takip ederek biz ilerlemeye çalışıyoruz. Ama hep bir şeyler eksik kalıyor. Hani böyle damakta hoş bir tat kalmıyor. Çok iyi statüler elde ediyorsunuz. Belki çok zengin oluyorsunuz. İstediğiniz birçok şeyi elde ediyorsunuz. Ama hep derler ya işte o huzuru bulamadım. O keyfi, o tadı damağımda hala belki eski günlerdeki hali hep hatırlıyorum dersiniz. İşte bu hüzün o eksikliğin hüznü. O eksiklik de senin bu hayattaki amacın ne? Gayen ne? Bu hayata geliş, varoluş sebebin ne? Bu bir arayış süreci. Ve bu arayışı bulduğunuz zaman, yani bu arayış esnasında gayenizi bulduğunuz zaman ve o gayeniz etrafında şekillendiğiniz ve yürüdüğünüz zaman o zaman yavaş yavaş tamamlanmaya başlıyorsunuz. Ve burada hüzün aslında bizim coğrafyamızda daha olumsuz algılanan bir kavram ama hüznün olduğu yerde gelişim oluyor. İşte o gerçekleştirme hikayesi aslında hüzünde, sıkıntıda oluyor. Çünkü siz hüzünde bir şeyleri anlamaya başlıyorsunuz. Hüzün olduğu zaman yavaşlayabiliyorsunuz. Yavaşlamaya başladığınız anda bir şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Hatta bazen duruyorsunuz. Durduğunuzda okumaya başlıyorsunuz. Okuduğunuz zaman anlamaya başlıyorsunuz ve o zaman da benim şu anda deneyimlediğim nedir? Ben ne yapmalıyım? Benim olayım nedir? Ben nasıl hareket etmeliyim sorgulamaya başlıyorsunuz. İşte o hüzün aslında sizin kendinizi gerçekleştirme yolunda ilk başlangıç noktanız oluyor. Ve o hüznü bünyesinde koruyanlar zaten kendini gerçekleştiren ve nihai olarak da o hayatındaki eksik parçayı tamamlamaya namzet olanlar oluyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Buda'ya baktığımızda işte yine acıyı görüyoruz. Mevlana'ya ya da Tasavvuf'a baktığınızda çile odaları, işte o dervişlerin yüz gün, yüz bir gün çektikleri şeyler. Ee, siz diyorsunuz ki dertle dertlenmek gerekiyor. Yani bu hayatta kendini bulmanın mutluluktan geçen bir yolu yok mu? Yani şöyle eğer buna tarihsel olarak sürece baktığımızda yok. hani bütün başarılı ya da tırnak içinde huzura erme ya da kendini gerçekleştiren bunu bu aslında dünyevi başarılarda da geçerli, daha manevi başarılarda da geçerli. Mutlaka hepsinin bazında bir acı hikayesi var. Çünkü acı ve zorlanma sizin ezberinizi bozuyor. Çünkü şey gibi düşünün. Yani son talilde pişme gibi düşünün. Yani çiğ bir yemekle gerçekten demlene demlene pişen bir yemeğin arasındaki fark gibi bu aslında. Çiğ yemek de yenebilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. O da belli besin değerlerini verir. o da kana karışabilir. Ama siz bir 6 saatte pişen bir tandırın tadı daha farklıdır. Dolayısıyla burada insan da eğer Mümkün olduğu zaman o acıyla, o hüzünle, o zorlukla piştiği andan itibaren ya da pişmeye başladığı andan itibaren zorlanıyor ve zorlanarak kendi potansiyelini ortaya çıkarıyor. Yani biz e, biyolojik olarak karşımıza bir engel çıkmadan beynimizin çalışma matematiğinde de zaten genişleme, ilerleme hep bir konfor bozmayla, hep karşında bir çıkan bir engelle var. Dolayısıyla potansiyelimize ulaşmak için tırnak içinde zorlanma, akabinde acı aslında bizi demliyor. Birazcık daha insan yapıyor. İnsanlığımızı hissettiriyor. Aksi takdirde biz sürekli hazın merkezde olduğu bir mutluluk kovaladığımız zaman o zaman sürekli dopamin salgılayarak biz sürekli o hazı istiyoruz. Ve o haz olmadığı zaman daha kötü çöküyoruz. Aslında oradaki o çökme daha sert bir hüzün. Bizim burada bahsettiğimiz hüzün ve acı aslında daha tatlı ve seni geliştiren sana değer katan ve seni pişiren bir hüzün. Şimdi bu has peşinde koşma e, ya da işte Carpe Diem'i çok yanlış anlıyoruz bence. Hani anı yakalama. Hı hı. Hani sanıyoruz ki oh eğlen coş, hiç umursama, dünyayı umursama, anı yaşa, hep mutluluk peşinde o. Hı. Şimdi böyle algılayan bir nesil var e, ve pek çok da insan var. Sadece nesil demek de doğru değil belki ama aslında bu e, söylemlerin gerçek anlamı da bu değil yani onları işaret etmek istediği nokta bence bambaşka sizce öyle mi bilmiyorum. Yani has peşinde koşarak sadece anda kalarak evet anda kalmak güzel ama onu doğru anlamak gerekiyor herhalde. Yani bunları nasıl doğru algılayacağız biz? Yani bir takım kavramların böyle dönemsel olarak içi boşalıyor sanki kuşkusuz değil mi? anlam değişikliğine uğruyor. Yani o kavramın kullanıldığı dönemlerde yahut ilk dolaşıma sokulduğu dönemlerde temsil ettiği anlam dünyası bir süre sonra artık bambaşka bir şekilde bürünebiliyor. Bir zaman çok olumsuz manada kullanılan bir kelime bir süre sonra son derece fiyakalı, itibarlı bir hale dönüşebiliyor. Mesela eskiler özgüven kavramına İtimadı nefs diyorlardı. Nefsine itimat etmek ve bu bunun çok da böyle müsbet bir manası yoktu yani tehlikeli bir şey olarak bahsediyorlardı. İnsanın nefsine güvenmesi, itimat. Yani nefsi e, itimadı nefs yapmak risk alanından söz ediyordu. Ama bugün biz bütün neredeyse ezber olarak yeni kuşakları özgüven sahibi olmak üzerinden tanımlıyoruz. İşte özgüvenli olmayı filan sürekli anlatıyoruz. Bir takım başka kavramlar için de bunu söyleyebiliriz. Mesela eskiden pişmanlık bir erdem biçimiydi. Ama bugün mesela yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım deyip bunu bir erdem olarak söyleyelim. Ha aklım yapmadıklarımda diye tabii, devam edelim. Tabii tabii. Yani. Başka kavramlar için de söyleyebiliriz. Mesela yüce hüzün kavramının yapıcı, inşa edici, e, insanda yeni duyguların, yeni kavramların, yeni hayatı oluşturan temel duygulardan biri olarak bahsetti ama mesela hüzün acaba ne kadar zamandır bir hastalık olarak tanımlanıyor modern psikolojide ve psikiyatride? Yani biz mesela hüzün sahibi bir insanla karşılaştığımızda iki tür tutum içerisine giriyoruz. Bir tanesi Hüznü doğrudan depresyonla tanımlıyoruz ya da bir tür depresyonla ve hemen onun tedavi edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ve hemen bir ilaç dayanıyor. Aynen. İlaç yahut terapiler içerisinde onu hemen hüzünden kurtarmak istiyoruz. Böyle olunca o yapıcı duyguyu tamamen kaybediyoruz. Mesela dert sahibi insanlar bir an önce bundan kurtulması gereken bir ruh hali olarak tanımlıyoruz. Peki mutlulukla... Bu, bu yani az önce sorduğunuz şeyi kafamda biraz düşündüm. Yani dert sahibi, hüzün sahibi olmakla, mutlulukla aynı ölçüde yapıcı bir duyguya dönüşmez mi belki de? Orada şöyle bir şey hissediyorum. Mutluluk, acı, hüzün çok kişisel değerlerle içinizde büyüyen bir şey. Sahici bir şey. Tanımla, başkasının tanımlayıp sizin içinize yerleştirebileceği yahut Üzerinden bir piyasanın gelişebileceği yahut e, reklamının yapılabileceği, insanları bir yerde toplanabileceği ölçüde şeyler değil. Çok kişisel, çok derin, çok sahici, çok insan için e, öznel değerlerden yanan böyle bir kor içinizde. Dışarıdan konabilir bir şey değil yani. yani hı hı. Siz, siz birini, birini bir an üzebilirsiniz ama onu bir şey hüzünlü hale dönüştürmek... Ya yani üzülmekle hüzünlü olmak çok farklı. Çok aslında. tabii tabii tabii. Onu bir dert sahibi yapabilmek çok kolay şeyler değil. Bu ancak çok içsel bir şeyden, bu iç içte yanan bir koro. o. Ama mutluluk tanımlanabilir ve pazarlanabilir bir şey. Ee, modern pazarlamanın neredeyse bütün cümleleri mutluluk üzerinden kurulur. Yani size dondurmayı da mutlu olasınız diye satar, arabayı da bunun için satar e, ee, size bir takım kelimeleri de bunun için satabilirler. Bir takım atölyeler yaparlar sizi son derece metafizik ilkelerle sanki metafizik ilkelerle donatacakmış gibi dururken aslında size bir mutluluk satma peşindedir. Dolayısıyla mutluluk modern hayatın böyle bayağı setup yani içinde herkesin dünyasında anlam taşıyacak bir takım unsurları da toparlayarak e, paketlenmiş bir şeye kolay dönüşebilir. yani Dolayısıyla hüznün, acının ticari değeri bu manada yok. Ama mutluluğun ticari değeri var. Acının, hüznün ticari değeri ancak belki e, bir takım sanat eserlerinde çok kişisel ilişkilerde kendini gösterebilir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk son derece böyle total rakamlara erişebilir bir şey diye düşünüyorum. Uzattım mı? Yok uzatmadınız. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz ya, ayrıca. Aslında Konu sizin... ben de şeyi ekleyecektim. Yani şu anda... Ee, Tarık Abin bahsettiği o mutluluk kavramı daha çok hazdan türemiş bir mutluluk yani şu anda daha çok pazarlanan mutluluk bana hızlıca bir haz ve hızlı bir tatmin benim arzumu hızlıca tatmin edecek bir mutluluk tanımı yani dolayısıyla bir da bir şey daha söyleyeyim yüce çok Hı. özür dilerim yani şimdi tamamlanamamışlıktan bahsetti ya yüce çok anahtar bir şey bence yani insan Sürekli bir eksiklik duygusu içindedir. Bunu konuşuruz. Niye böyle? Yani, Neden böyle gerçekten? Ha bunu gerçekten konuşalım. Konuşalım bence de. Ondan önce Ve bir nasıl şey tamamlanır insan? Ya çok tabii bu zor bir soru. Yani buna benim cevap verecek... Nasıl tamamlanır? Eee... Yetilerim yok yani çok ama bence üzerine konuşmaya değer çok bir şey çok özür dilerim lütfen sözünüzü unutmayın mesela işte e, hep bir şey beklersin işte ruh eşimi bulayım o beni tamamlasın bir elmanın iki yarısı gibi olduğunu düşündüğün ilişkiler hani bunlar mı insanı aslında yanıltan şeyler bizim geleneğimiz yani bu bu toprakların kültürel birikimi e, bu topraklarda neşet etmiş e, büyük kültürel birikim ki bunun içine işte Yunusların, Hacı Bektaşların, Mevlana'ların hani o büyük birikimini katabiliriz. Hı hı. Doğal olarak bize şunu söyler: ee, İnsanın bu dünyada yarım olması, insanın bir varoluş e, niteliğidir. Çünkü her şey bu dünyada tamamlanacak olursa, eksik ya yani o eksiklik bu dünyada tamamlanabilir bir şey olursa, zaten hani ölüm denen şeyin ve ölümün arkasındaki o kapıdan geçtiğimizde karşılaşacağımız o dünyanın zaten bir anlamı olmaz. İnsanın e, eksik olması zaten aramasının temel koşutu. Yani insan bunun için arar zaten. İnsanı aramaya, arama eyleminde sürekli tutan şey o eksiklik duygusu. Asıl tehlike bence, yüce konuşurken onu düşündüm. E, eksikliğini hissetmekte de değil çünkü o o insanda gerçekten yaratıcı bir duygu eksikliğini hissetmek bir bir yolculuğun başlangıcı farkındalığı Problem şu e, Bizdeki eksikliği son derece e, endüstrinin bir parçasına dönüştürerek bize bir şey satmaları Hı. Yani sanki biz bir şey satın alarak satın alarak tüketerek, tamamlanacağımız duygusuna kapılıyoruz. Kolayca kapılıyoruz. Ya yani bize diyor ki bak sen mutlu değilsin. Tamam evet değilim yani. Eh. E, değilim ya gerçekten değilim. Çünkü e, mutluluk denen şey de erişilebilir bir şey olursa zaten pazarlanabilir bir şey olmaktan çıkar. Erişiyorsun çünkü. Bilekiz sürekli böyle yakınında olup ulaşacağın anda senden uzaklaşması gerekiyor ki onun piyasası sürekli olsun. İnsan doymayan bir varlık çünkü. İnsan doymayan bir varlık ve tükettiği kadar tüketemediklerinde kalıyor aklı. Dolayısıyla burada bir pazar var. Burada bir endüstri var. Piyasa adını nasıl koyarsak koyalım. Bize diyor ki bak diyor. Senin eksikliğini ben kapatabilirim. Nasıl? Önce kolay olandan başlayalım. İşte hayatında eksik gördüğün bir takım şeyleri sana satmakla. Pekala aldık aldık aldık. Hala bir şey eksik. O zaman çok tehlikeli bir başka alışverişin e, nesnesi haline geliyoruz. O da şu. Diyor ki bak ben sana bir takım kelimeler, kavramlarla örülü bir bir hayat, bir dünya görüşü de inşa ettim. İçinde biraz böyle metafizik, biraz biraz bu dünyaya dair mutluluk, biraz haz. Işte birazcık böyle e, süslü kelimelerle bir tür hani piyasa metafiziği sunan sana bir şey hazırladım. Bak bu da seni iyi hissetmene sebep oldu. Mesela son zamanlarda dikkat ederseniz biz böyle bir takım böyle atölyeler oluşmaya başladık. Evet. Farkındalık atölyeleri, kendindelik atölyeleri, yüzleşme atölyeleri falan. Fakat bütün bunlar aslında gerçek bir şeye dokunuyor mu? Bence bunu tartışmamız gerekir. Yani şey çok tuhaf mesela işte iki aylık eğitimle sizi yaşam koçu yapıyorlar. Sonra siz başka insanların hayatlarını düzeltmeye çalışıyorsunuz o aldığınız eğitimle. Ve bunu gerçekten gidip onlardan da eğitim alınıyor. Yani evet. alanlar var. Yani hani e, birinin birine faydasını gerçekten o şekilde dokunabilmesi için hani o kişinin gerçekten müthiş bir şeyden geçmiş olması lazım. Hayat yolculuğundan her şeyini tamamlayacak ki öbürünün hayatına dokunsun. İki aylık aldığı bir uyduruk eğitimle e, yani bu işler biraz sarpa sarmadı mı sizce de? Yani ben de minik bir ekleme yapacağım. Ee, özellikle bu e, eksiklik ve eksikliğin e, endüstriyelliği ile alakalı. Aslında bir taraftan da sizin hiçbir zaman gerçek eksikliğiniz mevzu bahis değil. Yani bana da verilen eksiklikler paket eksiklikler. Yani olsa olsa senin böyle bir eksikliğin vardır. Bana verilen o paket eksikliklerden dolayı, yani örnek veriyorum. Şey i̇şte senin takipçi sayın çok az ya. O zaman işte burada sen kendini yeterince sosyal medyada aktif gösteremiyorsun. Demek ki ben şimdi okuldaki arkadaşlarıma göre takipçi sayım daha az olursa ya da sosyal medyada değilsem kendimi eksik hissetmeye başlıyorum. Sosyal medyada olmaman gerçek hayati bir eksiklik midir? Tartışılır. Ama sana verilen, sana biçilen eksikliklerin de birçoğu illüzyon ihtiva ediyor. Dolayısıyla işte atıyorum. Yazlığın yoksa eksiklik. Yani e, takipçi sayın yeterli değilse eksiklik. İşte havalı bir restoranda yemek yemediysen orada nasıl yemedim? Bilmiyor musun oranın menüsünü? Ya da bir üçüncü dalga kahvecide nitelikli bir kahve içmediysen eksiklik. E sen bu kadar çok sana eksiklikler söylenince sen kendini eksik hissediyorsun. Senin kendini eksik hissetmen zaten ontolojik olarak özünde var. Ama yanlış bir eksiklik bu. Çünkü bunlar... Her halükarda ben sana senin eksik olduğunu söyleyeceğim ki sen de bana nasıl tamamlarım diyeceksin. Sen bana nasıl tamamlarım deyince ben de sana seçenekler sunacağım. Şunu yapman lazım, şunu satın alman lazım, şurada şöyle ilerlemen lazım, bu şekilde ilerlemen lazım diyeceğim. Dolayısıyla hikayenin endüstri tarafı da biraz böyle dönüyor. Ve bunun da hani özünde bir hız hikayesi var. Yani bizim daha doğrusu e, yavaşlayamama hikayemiz var. Mesela eskiler sabır ile dut yaprağı Atlas'tan kumaşa döner der. Ne yani güzelsin. şimdi her halükarda sizin yavaşlayabilmeniz, sabredebilmeniz sizde belli eksiklikleri tamamlarken tam tersi biz daha çok hızlanıyoruz. Niye hızlanıyoruz? Çünkü hızlanmaya ihtiyacımız var. Çünkü durursak düşünürüz. Düşünürsek sorgularız. Sorgularsak canımız acır. Ve o zaman da sistem beni ve bütün kitleyi daha hızlı döndürmeye yönelik. Yani ben işte atıyorum falanca dizinin yeni bölümü çıkmış. Hızlıca onu bitirmem lazım çünkü yarın o dizinin muhabbeti geçtiğinde eksik o muhabbetin kalmayayım. dışında eksik kalırım. Dolayısıyla yeni bir kitap çıkmış, yeni bir film çıkmış, hızlıca okumam lazım. Yeni bir mekan gitmiş, hızlıca gitmem lazım. Herkes şuraya tatile gidiyor, benim de oraya gitmem lazım. Şimdi sistem ve hayat o kadar hızlı ki ben yavaşlayamıyorum. Bu e, Antonioni'nin Bulutların Ötesinde diye bir filmi var. O filmde bir hikaye vardır. Genç bir kızın anlattı. Orada Afrika'da kayıp bir şehri arayan bir grup arkeolog var. Ve bu arkeologlar o kayıp şehri ararken yerliler de onlara destek oluyorlar ve eşyalarını taşıyorlar. Bir yerden sonra yerliler duruyorlar. Ve arkeologların hepsi niye duruyorsunuz? Hani bir an önce çünkü biz gidip o kayıp şehri bulmak istiyoruz diyorlar. Arkeo e, şey yerliler durunca Hemen cevap vermiyorlar neden durduklarına dair. Bir tanesi geliyor Aykioğlu. Gerçekten neden duruyoruz? Bir an önce gitmemiz lazım diyorlar. O Afrika yerlerinin cevabı şu oluyor. Ruhlarımız geride kaldı diyor. Yani burada hikaye gerçekten siz doğanızla özünüzle bütünleşmişseniz nerede nasıl ve ne kadar yavaşlamanız gerektiğini bilirsiniz. Çünkü baktığınızda aslında ruhunuz geride kalıyor. Şu anda sistem o kadar hızlı ki ben ruhumun varlığından bile haberdar değilim. Yani bırakın geride kalmayı, ruhum var mı yok mu haberdar değilim. Çünkü ben işte akşama kadar çalışıyorum, işten geliyorum, işte hızlıca bir şeyler yiyorum, sürekli işte dizi izliyorum, uyuşturana kadar, uykum gelene kadar ben bir şeylerle meşgulüm. Ruhum nerede bir önemi yok. Ama aslında yok? hiçbir şey yapmıyorsun. Aslında sürekli sadece o eksikliği giderme derdindeyim. Ama o da işte yani Tarık Abi söylediği gibi endüstriyel bir eksiklik. Ve bu beni öyle bir uyutuyor ve öyle bir uyuşturuyor ki benim herhangi bir soru sormaya, herhangi bir konuyla alakalı dertlenmeye hatta onu bırakın, çok sevdiğiniz bir insanın derdini dinleme ya da onu dinleme mecalim kalmıyor ve istemiyorum. Ve bu da beni neye itiyor? Yalnızlığa itiyor. Bir taraftan çok kalabalık içerisindeyim, muazzam takipçilerim var, herkesin her dediğini yapıyorum ya da gündem olan ne varsa onu yapıyorum ama bir taraftan da hiç kimseyi görmek istemiyorum. Kendimle zaten hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü kendime meşgul çalan telefon gibiyim. Bir rehberimde ben yokum ama sürekli bana karşı bir şey var, talep var hayattan. Dolayısıyla aslında bakıldığında muazzam bir hız içerisinde yalnız ve kendini hiç farkında olmayan, ruhunu tamamen geride bırakmış bir modern insan görüyoruz aslında. Peki işte o ruhla nasıl Tekrar bir yüzleşeceğiz. Yani ben kimim, ne Fakat istiyorum, gerçekten amacım yok. ne? Ee, eğer ruhunuzu geride bırakmazsanız, sizden istenen o şeyleri yapamazsınız bu arada. Yani, yani bu modern yani hayata ruhun, nasıl uyum sağlayacağız? Ruhun, yani hızla hızlanmak zorundasınız ve ruhunuzu geride bırakmak zorundasınız. Çünkü ruhunuzu muhafaza ederek sizden istenen o şeyi yapmazsınız zaten. <laughs> evet. Yani bugün modernliğin insandan talep ettiği pek çok şey rekabet esasına dayanır. Yani rekabetçi bir dünyaya bizi çağırır. E, verilen son dönemlerde bütün Yücevenden daha iyi bilir. Verilen bütün şirket eğitimler eğitimlerinde orta sınıf beyaz yakalılara yahut orta e, beyaz yakalılığa özenen daha henüz daha alt kademelere öğütlenen şey vardır. Hızlı ol, öne geç, gerekirse birilerinin üstüne bas. Mesela şimdi siz az önce bahsettiğiniz yaşam koçlarının, e, modern hayat eğiticilerinin hiç kimseye Merhamet telkin ettiğini duyamazsınız. Çünkü merhamet bir zaaftır. Şefkat telkin ettiğini iyilikse iyilik iyilik mesela bu dönemin bir sosyal sorumluluk projesi kadardır. İyilik denen şey hayattan koptuğu için sosyal sorumluluk projesine dönüşmüştür. Olabilir yani mi böyle bir şey? Enayilik birazcık sanki değil mi? Yani günlük hayatınızda ama stratejik şey... iyilik. Yani evet. stratejik iyilik olduğu zaman o enayi'lik olmuyor. Çünkü yok yok anladım. Yani, yani günlük bir sosyal hayatınızda, ol, ondan bahsetmiyorum. Tabii, tabii, Normal hayatınızda böyle bu, iyisiniz ama enayi o zaten. Ulu, Az, ucu olmalısınız. Çünkü e, herkes birbirine bu kuşkuyla bakmazsa e, kolayca o şeye düşebilir. Yani hayatın inandırıcılığı azalınca hayatın inandırıcılığının azalması ne demek? eee insanların gitgide bencilleşmesi, çıkar ilişkilerinin öne çıkması, hayatta sürekli var olan her şeyin sanki kendine hizmet edecekmişçesine bakmak, hayattan sürekli alacaklı olmak. Çünkü size öğütlenen rekabet birinin sırtına basarak yükselmek gerekirse, düşenlerin üzerine basarak koşmak. Korkunç. Geçenlerde bir, şey bir küçücük bir video izledim. Biz mesela kendi kendimize bir takım böyle kabuller sunuyoruz. İşte spor dostluk kardeşlik ve paylaşımdır filan. Hayır öyle bir şey yok. Orada bir rekabet var ve her şey kazanmak üzerine spor bile. Çünkü doğası gereği zaten böyle başlamış. Ee, i̇zlediğim kısa videoda bir grup atlet koşuyorlar uzun bir koşu. Ee, doğal olarak belli yerlerde Bardaklar içerisinde su veriliyor. Atletler birer bardak su alıyorlar. Plastik bardaklarda, karton bardaklarda içip sonra bırakıyorlar. Önde koşan atlet bir bardak suyu aldıktan sonra eliyle bütün Etti. suları devirdi. Evet. Ve geriden gelen hiç kimse o sulardan alamadı. Ama bu diskalifiye olmasına gerek O gerekmiyor. hayır. Ya çünkü kendimizi kandırıyoruz. Yani bir takım böyle cilalı laflarla modern hayatın paylaşımcı esaslarına sporun kardeş... öyle bir şey yok. Rekabet varsa bir yerde bizim geleneğimizde rekabetin övüldüğü tek bir yer vardır. İyilikte yarışılır. İyilikte Başka hiçbir yerde rekabet övülmez. Çünkü rekabet bu manada yüceltilen, bu manada insan modernlik başladığında bizim ezberlediğimiz cümleler var. İnsan İnsanın kurdudur. Büyük balık küçük, küçük balığı yer. yer. Ben bir gün böyle bir şey oldu bir yerde dedim ki ya kendi düşen ağlasa ne olur yani? Hani bir kere de ağlasın. Biz de teselli edelim yani. Niye kendi düşene ağlamayalım yani? Hani tek suçu kendisinin düşmüş olması mı? Şimdi bu bu ruh, bu yeni kavramlar, yeni kelimeler doğal olarak hayatımızda e ee, O rekabetin hayatta kalmak için ve yükselmek için tek şey olduğuna inanmak bizi o atletin durumuna sokuyor. Oradan e, bir bardak su alıyoruz ve sonrasında e, o tablayı deviriyoruz geriden. Çünkü kazanmak istiyoruz yani. Şimdi siz kazanmak isteyen bir atletseniz, kazanmak isteyen bir beyaz yakalıysanız, kazanmak isteyen işte bir üniversite öğrencisiyseniz, kazanmak isteyen filanca kadın ya da erkekseniz, doğal olarak bu refleksi bu kadar görünür olmasa da, çünkü bu çok görünür, çok kaba, çok e, insanın gözüne sokan bir şey. Ama daha sofistike olanlarını yapıyoruz hayatta, yapıyoruz daha sofistike olanlarını. Birbirimizden kaçırdığımız şeyler var, birbirimizden esirgediğimiz şeyler var. Ee, sadece kendimize sakladığımız şeyler. Çünkü hayatın ruhu, hayatı kuran ruh bunları paylaşmanız durumunda eksileceğini söylerler. Mesela biz de yine hani bu toprağın geleneğinde kanaat zenginliktir. Ama bugün kanaat etmek saflıktır yani. Evet. Girişimcilik sürekli övülürken e doğal olarak bu bir bilgiyi kendinize saklamanız gerektiğini hatırlatır. Peki o bilgiye sahip olanlar kimler? O bilgiye sahip olanlar geçmişte bilgi ve hikmet sahibi insanlardı. O bilgiye sahip olanlar geçmişte hayatın bütününe o bilgiyi, duyguyu, görgüyü katmış, yaşamış, hissetmiş, onun emeğini ve fedakarlığını göstermiş insanlardı. Ama bugün sadece onu ...iyi anlatanlar... ...hayatında tuttuğu yer falan önemli değil... Ee, ...ben birazcık hani... ...buralardan bakmak... ...acaba biz... E, ...hayatın bu döngüsünü nasıl kırarız... Ee, ...nasıl buna razı geliriz... ...yani o rekabete... ...itiraz ederek ona... ...onun dışında kalmaya nasıl razı gelebiliriz... ...bunun için neleri feda edebiliriz... ...neleri feda edebiliriz... ...yani kişisel olarak ben... İşte roman. Ben bir romancıyım ve elbette çok okurum is olsun istiyorum. Yazdığım şeyleri insanlar okusunlar istiyorum. Bir Fakat parantez açabilir miyim kitabı göstermek <laughs> istiyorum. Tam yeri geldi ama evet. Tarık Bey. Ee, Tarık Bey'in son kitabı kaybolan. Hemen gösterelim şöyle. Ee, yeni. Ee, son roman. Son evet. roman. Hemen burada şu anda gösterebiliyoruz efendim. Kitapla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Henüz okumadım hemen okumaya başlayacağım. Söylerim yani çok hani şimdi böyle direkt kitaba atıfta bulunuyor gibi <laughs> ama. bunu ama. göstermemiz gerekiyordu lütfen. Olmaz öyle. <laughs> Gerçekten hani herkes ürettiği şeyin insanların dünyasında karşılık bulmasını arzu eder. Fakat buradaki e, karşı karşıya kalacağım ahlaki sorun şu. Bunun için ne yap, neleri feda edebilirim? Hangi ilizyonun içinde olmayı kabul edebilirim? Yani hepimiz hayatımızda tek tek buna e, maruz kalıyoruz hayatımızın bir yerinde yaptığımız iş ne olursa olsun e, belki artık buralara kafa yormak gerekiyor yani e, ya birbirimize numara yapmayı bırakıp böyle ezber cümleleri bir, bir kenara bırakıp yani mesela e, artık ne kadar e... Önemli olduğunuz hakikaten takipçi sayısıyla mesela, e, dedin, demin söylediniz ki mesela bu yaz bir örnek vardı, e, bir tatil beldesinde bir beach club'a e, 100 bin takipçili değilseniz alınmıyordunuz. Yani böyle bir manasızlık, bu kadar saçma Genç sapan bir, bir şey. Bir kadın öldü geçtiğimiz haftalarda, haberlere düştü. Bir video, bir sosyal medya videosu çekmek için... Damdan düştü, evet. Bir yükseklikten düştü, haberin detaylarını hatırlayamıyorum. Bir, bir yüksek İki hafta falan oldu. Çok yakın, evet. Ee, peki, bir genç kadın, bir genç erkek... E, ölümü pahasına, ölümü pahasına bu sahnede yer almayı... E, göze alacak nasıl bir eksiklik içinde olabilir? Yani bu bu, bu gösterinin içinde yer almak için biz acaba az önce söylediğim şeyi pekiştirmek için örnek olsun diye söylüyorum. Neyi göze alacağız? Hepimiz kişisel olarak bu büyük sahnede, bu büyük gösteride o alkışın peşine düşerken, o takipçinin peşine düşerken, o izleyicinin peşine düşerken bu hayatı yaralayan bir duygudur. Hayatı politik olarak, ahlaki olarak yaralayan bir duygudur. Çünkü her şeyin, her şeyi sahneye taşımak, her şeyi gösteriye açmak, her şeyin değerini gösteri değeriyle özdeşleştirmek anlamı ve değeri yok eden bir şeydir. Anlamı anlamı öldüren bir şeydir. MTA Çünkü siz mal oluyor. Hiç kuşkusuz. Nasıl? Bir emtiaya dönüştürüyor anlamı, evet. mala dönüşüyor, satılabilir bir mala dönüşüyor. Peki. O zaman çok özür dilerim. Lütfen, Tek buyurun. bir şey söyleyeyim. O zaman siz e, bir marangozsanız, bir ahşapla uğraştığınızda ee, bir kuyumcu ustasıyken bir madenle uğraştığınızda, bir romancıysanız yazdığınızda e, zihninizde hep o zehirli soru olur. Yaptığınız işin hakikatine eski ifadeyle söyleyeyim, künhüne varmaktansa onu kendi dünyanızda bir anlam bütünlüğüne, anlamlı bir şeye dönüştürmektense ilk Sorunuz şu olur. Bu kaça satılır? Kaça satılır? <laughs> Bu ne zehirli kadar satılır? bir şeydir. Yani tabii ki bir şeyin hayatta hani hayatınızı sürdürmek için evet bir şeyleri e, satarak var olursunuz diyelim ki. Ama soruların sıralaması en az yaptığınız şey kadar önemlidir. Dolayısıyla anlam e, hayatınızda ilk soru mudur? Yani ben kimim? E, yaptığım şey düşünme biçimim hayatıma nasıl ve ne ölçüde anlam katıyor? Ben bir insan olarak bu dünyadaki varoluşumu nasıl anlamlı hale getirebilirim sorusu eğer başat bir soru değilse onun yerini başka sorular alır ve hızlıca o anlam katmanlarından, anlam çabasından, anlam yolculuğundan hızlıca uzaklaşırız. E, ...doğal olarak işte satılabilir, piyasası olan, hızlı, çabuk tüketilen şeylerle muhatap oluruz. Bu bizi değersizleştirir, hayatı değersizleştirir. Evet. Hayatı değersizleştirir, asıl risk yani. Şimdi değersizlik deyince en kötü şey aslında insanın kendini değersiz hissetmesi. Fakat bütün bu konuştuklarımızın çerçevesine bakınca... ...şimdi genç bir gençten bahsedelim, gencecik bir insan. Tabii ki işte Twitter'da, Instagram'da, orada burada aynı hisleri yaşıyor... E, bakıyor hep kendisinden daha güzeli var. Kendisi güzel olsa bile. Daha başarılısı var. Daha başarılıymış, daha güzelmiş, daha iyi, mutluymuş gibi göstereni var. E, orada bir mutlu olmaya çalışmak, kendini değerli hissedebilmek gerçekten çok zor. Bir, bir insan e, kendini neden değersiz hisseder? Esas bu sorumda var. Hı hı. Bir yandan da bu şartlar altında da nasıl değerli hissedebilir? Hı hı. E, şöyle baştan almak istiyorum. Şimdi hem de Tarık abinin söylediklerinden devam edeyim. Sizin sorunuza da bağlayayım. E, bu Çulhan'ın şiddetin e, topolojisinde çok güzel bir laf var. Diyor ki artık 21. yüzyıl disiplin toplumundan ziyade performans toplumudur. Hani o bir zamanlar Foucault'ların falan anlattığı disiplin toplumu artık bitti. Tamamen merkezimizde bizim performans var. Şimdi performansın merkezinde de kıyas var. Ve kıyas öyle bir şey ki hem bulaşıcı bir şey hem de nefes darlığı yapan bir şey. Şimdi niye performans var? Çünkü performansın en nihai olarak sonucunda bazı havuçlar var. Bu havuçlar aslında insanlığın biraz modern putları. Yani putu burada bir inanç öğesi olarak değil, kaybettiğinde ya da vazgeçtiğinde kalbini acıtacak bir unsur gibi düşünmek lazım. Yani işte arabam, evim, teknem, kart vizitim, statüm vesaire kaybettiğim zaman kalbimi acıtacak putlarım var. Ve bunlar o kadar güzel anlatılıyor ki bana. Ben sürekli bunlara ulaşmak için nasıl ulaşırım diyorum. Ve sistem bana diyor ki performans göstererek ulaşırsın. Şimdi performans göstererek ulaşırsın dediğin zaman performans sisteminin Merkezinde görünür olmak var. Yani sen performans göstermek istiyorsan görünmek zorundasın. Kendini göstermek zorundasın. Ama sosyal medyada, ama bir iş yerinde çalışıyorsanız, iş ortamında sürekli ben çok iyiyim. Bak ben gerçekten size layık biriyim. Ya da e, bu performansımdan dolayı ben buraya katma değer sağlıyorum. Dolayısıyla sizi değerlendiren insanlar da, Evet, bizim buna ihtiyacımız var. İyi performans gösteriyor diyorlar. Şimdi bu görünme esas. Çünkü yoksan performansın yok ve sistemde yoksun. Var olmak için de görünmen esas. Ama görünmek tek başına yetmiyor. Benim mükemmel görünmem gerekiyor. Yani ya ben, bir şey ben mükemmel bir baba olmam al, olmak zorundayım, mükemmel bir anne olmak zorundayım, mükemmel bir patron olmak zorundayım, mükemmel bir çalışan olmak zorundayım, mükemmel bir sevgili olmak zorundayım, mükemmel olmalıyım. Ve ruh halim ne olursa olsun, acım, travmam ne olursa olsun, geçmişim ne olursa olsun, ben mükemmel olmak zorundayım. Çünkü eğer mükemmel olmazsam, sistem beni çok ağır eleştiriyor ve puanımı kırıyor puanımı kırmasını istemiyorum çünkü benim ulaşmak istediğim putlarım var. Ve onlara ulaşmak için de ben yine o mükemmelliğimi devam ettiriyorum. Şimdi bunun bir diğer özünde de şu var. Sadece ben bir havuca ulaşmak için bunu yapmıyorum. Siz mükemmel olduğunuzda insanlar sizi beğeniyor. Aslında burada daha dominant bir faktör beğenilme. Bu bir like, bir mutluluk gibi aslında. Aa ne kadar güzel yaptı işi. Herkes seni alkışlıyor. Ya da çok iyi bir paylaşım, çok iyi bir video. Herkes seni paylaşıyor, beğeniyor. İşte o beğeni sana çok iyi geliyor. Çünkü sen sürekli hızla giden bir trende sürekli bir şeyleri tüketiyorsun. Ve bu kadar hızın içerisinde insanların seni beğenmesi sana iyi geliyor. Şimdi bu bu sefer ne oluyor? Ben daha fazla beğeni almak için daha çok performans gösteriyorum. Daha çok performans göstermeye başladıkça yavaş yavaş Narsisleşmeye başlıyorum Çünkü benim artık o insani melekelerim ortadan kalkıyor Yani az önce işte Tarık abim bahsettiği o temel özelliklerde Bu coğrafyanın o kadim kültüründen gelen şeyleri ben ortadan kaldırıyorum İnsani değerlerimi kaldırıyorum Sadece skor olarak bakıyorum Sadece performans olarak bakıyorum Çünkü daha çok beğenilmek istiyorum Çünkü o ulaşmak istediğim amaçlarına daha hızlı gitmek istiyorum e Ben bunu sürekli yaptıkça daha çok beğeni geliyor Ben narsisleşiyorum Narsistleştiğim zaman yalnızlaşıyorum. Yalnızlaştığım zaman ben kendime yabancılaşıyorum. Ve bunun sonunda ne geliyor? Bunun sonunda yavaş yavaş sadizme kadar gidiyor bu. Çünkü ben artık o hedefe ulaşmak için şiddet göstermeye başlıyorum. Ben o hedefe ulaşmak için agresifleşiyorum ve orada anneme, babama, eşime, dostuma, sevdiğim insanlara karşı tutumum da değişmeye başlıyor. Yani performans benim aslında bütün kimyamı bozuyor. Mesela dünya tarihinin en büyük narsistlerinden biri Hitler'in iki tane çok kullanılık kelime vardır. Bir yıldırım hızıyla bir de gözünü kırpmadan. Yani çünkü hız ve gözünü kırpmadan. Hep hız. Yani ben artık o kadar yavaşlamaya veya başkalarının görüşüne o kadar mecalim yok ki. Ben sürekli hızlı gitmeliyim. Sürekli yok etmeliyim. Ve bu beni işte o popüler kültürün sert ve hızlı debisinde bir akıntının içerisinde beni sürüklüyor. Şimdi sizin sorunuzdaki peki ben burada ne yapabilirim kısmının en önemli öncülü şurada yatıyor. Ben bu debinin içerisinde bir kendime özel bir sal yapabilir miyim? İki yere çapa atabilir miyim? Üç nehrin kenarına yine herhangi bir şekilde kendimi bağlayacak bir şey yapabilir miyim? Peki bu söylediklerimin pratiği ne? Bu söylediklerimin pratiği şu. Ben eğer bu kadar hıza rağmen yavaşladığım anda ya da durduğum anda insanların bana söyleyecekleriyle yüzleşmeye hazır mıyım? Şimdi ilk hani temel varsayım ve temel öncül bu. Eğer hazırsam yani buna nasıl hazır oluyorum aslında? Şöyle hazır oluyorum. Ben bir kendimi tanıyor muyum? Kendi eksikliklerimi biliyor muyum? Kendi ezikliklerimi biliyor muyum? Kendi zaaflarımı biliyor muyum? Daha önemlisi bunlarla helalleşmiş miyim? Ben bunları içselleştirmiş miyim? E işte özgüven hikayesi aslında burada çıkıyor. Ben kendi eksikliğimi biliyorum, travmamı biliyorum, acımı biliyorum. Ve siz onu bildiğinizde, siz onu içselleştirdiğinizde başkalarının yavaşlama esnasında size söyleyeceği şeyler sizi o kadar etkilemiyor. Ve bir de buna ek olarak senin bu dünyada maddi hazlarının ötesinde Gaye olarak ulaşmak istediğin senin farklılığın alameti farikan ne? Bununla alakalı sorgulaman ne? Bununla alakalı eğer kendimi doğru cevaplarla donatmışsam işte o zaman ben diyorum ki kardeşim ben yavaşlayacağım. Ben gerekirse duracağım. Çünkü benim ruhum geride kaldı ve ben şu anı bir anlamam lazım. Ben şu anda okuyamıyorum. O kadar hızlı gidiyor ki gördüğüm bütün fotoğraf flu. Dolayısıyla ben bir netleştirmem lazım. İşte o netliği yakalamak için yavaşlamam gerekiyor. O yavaşlamayı sağlayabilmem için kendimi tanımam gerekiyor. Kendimi tanırken de eksikliklerimi ve bütün o travmalarımı içselleştirmem gerekiyor. Bunu yaptığım zaman ben yavaşlayabiliyorum. Yavaşladığım zaman fotoğrafı net görebiliyorum. Fotoğrafı net gördüğüm zaman benim bu hayata dair amacımı daha net analiz edip daha doğru bir şekilde hissedebiliyorum. Ve hissettiğim zaman da sadece beynimle ya da o performans toplumunun bana dayattığı hedeflerle değil, ben işin içerisinde kalbimi de sokuyorum. Kalbimi soktuğum zaman işte o bilginin yüzeyselliği değil, bilginin işte yabancıların wisdom dediği, eskilerin hikmet dediği kısmı ortaya çıkıp ben işte o zaman kendimi gerçekleştirmeye başlıyorum. Evet. Şimdi e, kendimizi değersiz hissediyoruz şunu bunu konuşuyoruz bir anda e, bir de insanın kendini sevebilmesi var. Şimdi e, bizim kuşak mesela daha ziyade şöyle büyütüldü aman evladım mütevazı ol işte sen kendini övmek gerekirse onlar seni över. Hani Daha hep böyle bir şeydik kendimizi bilelim aman hani biz kendimiz için bir şey söylemiyorum onlar bizim için bir iyi bir şey söyleyecekse söylesinler diye şimdi böyle böyle belki mütevazı insanlar olduk ama biraz da sanki ezik mi olduk kendimizi mi sevmez sevmez olduk insan kendini sevebilir mi kendini sevmek kötü bir şey midir kendini sevmekle tabii narsiz olmanın arasında da farklar var onu da soracağım bu kendini sevme işini bu yaşa kadar mesela gerçekleştirememiş birisi nasıl becerebilir? Her ikinize de soruyorum. Tarık Bey'le başlayalım. <laughs> yani insan bir şeyi niye sever? Hani bu kendi ya da bir yemek de olabilir yani. Niye severiz bir şeyi? Hoşumuza gittiği için... Kendimize yakın hissettiğimiz için belki sevebiliriz ama kendimiz... Birkaç tane temel motivasyon olabilir. Yani bir, bir ihtiyacımıza karşılık geldiği için olabilir. Hı, hı. İki, e, hayat, bir, hayata yüklediğimiz anlam dünyasında yer tuttuğu için olabilir. Yani fizik yahut metafizik bir doygunluk verebilir bize. E, i̇nsanın kendisini sevmesi de bence benzer yollardan geçiyor. Yani bir tür barışık olma hali. Bunun için galiba insanın bir iç tutarlılığının olması gerekiyor. Yani eğer yaşadığınız hayatla inandıklarınız arasında mesafeler boşluklar varsa kendinizle aranızda da aynı ölçüde mesafeler var demektir. Hı. Mesela nasıl e, yani? Yani şöyle ki, diyelim ki inandığınız bir ahlak yapısı var inandığınız bir öğreti var, sizi siz yapan bir dünya görüşünüz var. İyi, doğru ve güzele ilişkin tanımlarınız, kabulleriniz, inançlarınız ve üzerine bina ettiğiniz değer sistemleriniz var. Fakat gün hayata dahil olduğunuzda hayatın kendi iç dengeleri bir takım sizin değer yargılarınızı ezmeye, unutturmaya, yok etmeye, sizi ikileme düşürmeye başlıyor. Mesela hayatınızda adalet denen şeyin kıymetli değerli olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat bir süre sonra e, para kazanma süreçlerinde e, bir takım numaralar sizdeki adalet duygusunu ezmeye başlıyor ve siz bunu görmezden geliyorsunuz. Yahut, yine sizin inanç sisteminizde, öğretilerinizde, dünya görüşünüzde e, yoksullara ezilmişlere yolda kalmışlara, Elinden tutmak, kaldırmak, yardımcı olmak değerli bir şey. Ama hayatın içine girdiğinizde o rekabet sizi hızlı olmaya ittiğinde birden onları görmezden geliyorsunuz. Mesela sosyal medyada bir bir şey, iyi iyi olmak yerine iyi görünmeyi tercih ediyorsunuz. Hı. İyi olmakla iyi görünmek farklı şeylerdir. İyi görünmeyi seçiyorsunuz ama iyilik Performans değerleri sizin dünyanızdaki değerlerden daha öncelikli hale dönüşüyor. Herkes hızlıca önüne gelen bir kan anonsunu retweetliyor ama hiç kimse ne kan arandığına ve kendi kan grubunun uyup olmadığına bakmıyor zaten. Çünkü oradaki performans orada alkış alacak. Kimse oraya gidip kan vereni görmüyor. İyilik sessizce hayatın içinde akar. İyilik sessizce yürür. Ama kötülük yahut e, gösteriş onların hep böyle kendine özgü gürültüsü vardır ve fark edilir. İyiliğin gürültüsünü yapmak pek mümkün değil. Doğası gereği bunu kabul etmez, iter yani. Bunu yaptığında da zaten o iyilik olmaktan çıkıp şova dönüşür. Bir tür performansa dönüşür, sosyal sorumluluk projelerine dönüşür. Eee Peki yani hep o aynı soruya geliyoruz ya. Hı hı. Ne yap yani nasıl yapacağız hani böyle şeyler? Hep, hep sorunlardan falan bahsediyoruz. Ben yani bir süre sonra biz de şuna yol açıyor. Yani tamam galiba bizim maruz kaldığımız bir şey var ve mecburen bunun içinde ak o akıntıya sürüklenip sürüklenip gideceğiz filan. Yüce az önce konuşurken benim bazı böyle aklıma bazı şeyler geldi. Bazı romanlar, bazı roman karakterleri geldi. Yani Büyük bunalım dönemleri bence şu an biz pandemiyi yaşıyoruz. Henüz onun sosyolojik, felsefi, edebi, psikososyal süreçlerini henüz görmedik. Minerva'nın baykuşu gün biterken öter. Hani bilgelik o süreç tamam o süreç bütünüyle bittikten sonra konuşmaya başlar. Biz içindeyiz ve tanımlayamıyoruz henüz. E, büyük bunalım dönemlerini yaşadı dünya. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı, büyük ekonomik bunalım 1930'lara yaklaşırken o Amerika kaynaklı filan. Yakın zamanda işte Avrupa'da işte bir takım iç savaşlar vesaire. Şimdi bakın bu dönemlerde ilginç bir biçimde büyük edebiyat, büyük roman, büyük sanat eserleri ortaya çıkıyor. Yani İspanya İç Savaşı e, işte Gernika diye bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Büyük romanlar kırılma dönemlerinde ortaya çıkıyor. Bir kurmaca ihtiyacı hissediyoruz. Kurmaca. Bir tarafta bir gerçeklik var. O gerçeklik nefes almamıza müsaade etmiyor. O gerçeklik diye karşımızda akan nehir bizi e, değersiz ve insanlık dışı diyeyim bir takım yerlere sürüklüyor. Bizim varoluşumuzu zedeleyecek yere çekiyor, çekiyor bizi, sürüklüyor, oraya atıyor ve biz orada durmak istiyoruz. Tam da bu dönemde, bu aralarda edebiyat ilginç bir biçimde bize yeni gerçeklik alanları inşa ediyor. Mesela Tanpınar'ın Tanpınar, ın, Tanpınar ın, e, huzuru ve saatleri ayarlama enstitüsü Hayatın kırılma dönemlerinin romanlarıdır. Bir tanesinde çok böyle kişisel olarak insanların hayatlarına bir aşk hikayesi vesilesiyle girer ama o toplumsal kırılmanın, yeni hayatın dayattığı bir takım rollerin, o sıkışmışlıkların acısını görürüz. Bir aşk hikayesi arkasında. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde yeni e, inşa edilen bir yapı, modern bir yapı. Ama bu arada geleneksel bir takım formlarla insanlar alışkanlıklarını buraya taşıyor ve onunla ilgili bir şey yapıyor. Çünkü geleneksel toplum artık geride kalmış, yeni bir hayat inşa edilmiş ama arasında bir boşluk var. Mesela Tanpınar bize bütün o kırılma anlarında, kırılma dönemlerinde büyük romanıyla bize der ki bir dakika. Ortada bir sorun var bize bir yeni bir hayat kurmacanın gücüyle yeni bir hayatı hatırlatır. İnsan niye oturup içinde tırnak içinde bizim bildiğimiz manada gerçek olmadığını bildiği halde bir romana bu kadar sarılır? Bir örnek daha vereyim. Mesela tutunamayanlar da Selim ileri karakteri yeni teşkil etmiş sosyal sınıflara e ee, ayak uyduramadığından yahut bu yeni hayatın dayattığı değerler sistemine razı gelmediğinden kendisini toplumun en uzağına çekmiş bir karakterdir. Hayatın en uzağına çekmiştir en nihayetinde Selim Işık. Çünkü yeni sosyal yapılar, yeni hayat değerleri, yeni kavramlar, yeni alışkanlıklar, yeni ahlak Yeni sınıfın gündelik hayat alışkanlıkları. Uzak bir coğrafyaya gidelim. Marquez'in yüzyıllık yalnızlığında biz biz bir karakterimiz vardır, bir kadın ve e, neredeyse ölümsüzdür. Hayat akar yin, eskiler ölür alışkanlıklarıyla beraber ölürler filan. Fakat Marquez bize bütün o hayatın akışı içinde değişmeden kalan değerleri temsil eden o hayatın aslında muhafaza edilmesi gereken anlam dünyasını içinde taşıyan çok güçlü bir karakter tutar. Herkes ölür o ölmez. İlginç bir biçimde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Galiba biz hayatın dayattığı gerçekliğe karşı. ...yeni bir gerçeklik inşa etmek zorundayız. Ee, bize yaşam koçlarının... ...bize beyaz yakalıların... ...bize o ekonomiyi, piyasayı elinde tutan güçlerin... ...dayattığı hayata karşı... ...yeni bir hayat inşa edeceksek sanıyorum... ...kurmaca ile başlayabiliriz. Çünkü dünyada hep böyle oldu yani. Eee... Tam bu kırılma dönemlerinde edebiyat bize Yücen'in bahsettiği yavaşlamayı, yeniden düşünmeyi, meseleyi yeniden hayal etmeyi mümkün hale dönüştürebilir diye düşünüyorum. Bize yeni bir düşünme fırsatı verebilir, bize yeni bir hakikat inşa etme fırsatı verebilir. Kurmaca bize olanaklı yeni dünyalar açabilir. ...olanaklı yeni dünyaların... ...altını çizmek isterim. Çünkü zaman zaman... ...içinde sürüklendiğimiz hayat... ...bizde bir tür umutsuzluğa... ...bir tür... E, ...razı gelmeye... ...bir tür çözümsüzlüğe... ...sürüklediğinde... ...bize bir şeylerin çıkıp... ...olanaklı yeni hayatlar... ...hatırlatması gerekiyor. Ben galiba... Bunu, bunu söylediğimde bazı arkadaşlar bir tür romantizm olarak algılıyorlar, bir tür naiflik olarak algılıyorlar ama çok gerçek bir şeyden bahsediyorum çünkü tarihsel arka planı böyle. Öyle. Evet. Diyorum ki ya eğer biz buradan kurtulacaksak tek şansımız e, yeniden edebiyat, yeniden sanatın açtığı alanlar, yeniden felsefi alışkanlıklarımıza dönmek. Çünkü e, bunlar bizi o endüstrinin dışında tutabilirler. Hiç kuşkusuz endüstri bunu da dönüştürür. Her şeyi performansa dönüştürebilir. Yani her şeyin performansı var. Yani adam çıkıyor ve işte evet edebiyatla meşgul ama çok daha büyük meselesi performans. Adam, din adamı hayatın en sahici metafiziğine dokunduğu iddiasıyla önümüze çıkıyor. Fakat bir performans sanatçısı. Ee, i̇şte bir başkası, bir felsefeci bir filozof duygusuyla karşımıza çıkıyor ama onun için onun sahnesine gidebilmek için filanca yerden önce biletimizi alıp yerimizi <laughs> seçmemiz gerekiyor. Ya bütün bunlar bize ya yani form olarak olağan geliyor ama aslında bir özü yok ettiğimizin de göstergesi diye düşünüyorum. O yüzden biraz bize gerçek diye dayatılan bu şeylerin Dışına çıkmamız, çıkabilmemiz gerekiyor. Kurmaca burada bence anahtar bir kavram. Peki bütün bunların yaşandığı bu dünyada biz gerçekten nasıl kendimizle barışacağız? Kendimizi nasıl seveceğiz? Sevmemiz doğru mu? Seviyor muyuz? Niye sevemiyoruz? Şimdi şöyle... Sevimli sorular de, sordum ben size, de, size Yok, <laughs> tersten soracağım. Ee, bir insan kendini neden sevmez? Yani bir önce aslında oradan başlayalım. Yetersizlik duygusu mu? Yani insanın kendini sevmediği şeylerin önemli bir kısmı, aslında bireyin etrafında doğduğu toplumun, yaşadığı toplumla etkileşim biçimiyle alakalıdır. Çünkü sizin kendinizde farkında olduğunuz veya farkında olmanız eksiklikler vardır. Ve toplum size sizdeki eksikliklerin olan ya da olmayan, olmayanın da altını çiziyorum, sinyallerini verir. Der ki yani sen burada eksiksin. Bunu alenen de söylemez. En direkt olarak hissettirmeye başlar. Ve siz bunu eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan, iş ortamınızdan duymaya başladığınız zaman bu sefer siz kendinize daha sert versiyonunu söylemeye başlarsınız. Evet, ben burada eksiyim. Ben kendimi ifade edemiyorum. Ya da ben çok asosyalim Ya da ben niye işte sosyal medyada iyi performans gösteremiyorum? Şimdi bununla birlikte ne başlar? Kendini sevmeme başlar. Peki buradaki bir diğer soru şu: eğer benim yaşadığım iklimin, etkileştiğim toplumun bir iz düşümü ise bu, ben neden bunu direkt ne söyleniyorsa bilinç ve bilinç üstüme alıyorum. Şimdi nasıl bir birey bunu alır? En temel cevap şu, kendini bilmeyen bir birey alır. Şimdi eğer siz kendinizi biliyorsanız, tanıyorsanız, işte o az önce bahsettiğim eksikliklerinize vakıfsanız dersiniz ki siz dersiniz, şu eksikliğim var, ben derim ki evet o eksikliğim var, nedeni şu. Ama aslında o kadar bir eksiklik değil. Çünkü işte bu ancak bu kadar bir eksiklik. Yani ben argüman üretebilirim, cevap verebilirim, kişiye verebilirim ya da kendi aklıma verebilirim. Şimdi eğer benim kendimle alakalı yani sanki hiç yok öyle bir birey ya da yaşadıklarım hiç olmamış gibi kendimden kopmuşsam az önce bahsettiğim o performans toplumundaki yabancılaşmayı yaşamışsam ben dolayısıyla benim skorumu belirleyen herkese karşı duyarlılığım çok açıktır. Ve benim skorumu belirleyen otoriteler hakkında onların benim hakkımda söyledikleri her yorum benim kendimi ekstra sevmememe yol açar. Dolayısıyla bunun da hani kırılma noktası yine kendini tanımayla alakalı. Şimdi bu kendi tanımayı biraz açalım. Şöyle açalım. Ee, biz kendimizi bilmekle alakalı konumuz e, hayata bakışımızla çok alakalı. Hayata bakışınız da hem deneyimlerinizden hem yaşadıklarınızdan hem nasıl ortamlarda kimlerle etkileştiğinizle ve hayattaki derdinizle çok alakalı. Şimdi genel olarak biz aslında ortalama bir insan okuyan bir insan değil. Ve buradaki okumadan kastım da sadece kitap değil. Yani bu aslında kendini tanımanın en önemli yolu okumaktan geçiyor. Çünkü eğer siz hayatı okumazsanız, insanı okumazsanız, ilişkileri okumazsanız, iletişimi okumazsanız, görgüyü okumazsanız, motivasyonları, duyguları, hisleri bunları okumazsanız siz çok limitli bir bakış açısına sahip olursunuz. Karşınızda muazzam bir fotoğraf var ve siz iki pikselini görüyorsunuz ve iki pikselini gördüğünüz için herkesin yorumuyla siz o iki pikseli yorumluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki muazzam bir doğa fotoğrafı var diyelim, bir yaprağa zoom yapılmış ve ben diyorum ki Kişi yeşil bir koltuk diyorum o. Aslında muazzam bir doğa fotoğrafı var. Ama benim okuma yetkinliğim olmadığı için, okumadığım için ben sadece o küçük bir parçasına insanların yorumuyla birlikte daha sert yorum yapıyorum. İşte orada ben kendimi tanımamış oluyorum. Peki bu okuma nasıl olan bir şey? Okumanın temeli de yine hayat bilgisiyle geliyor. Hayat bilgisi aslında yine bizim coğrafyamızda biraz aşağılanan bir kavramdır. Yani ilkokulda hayat bilgisi hayat. aldık. O da en böyle basit derstir, havalı değildir yani bir fen, matematik vesaire gibi. Ama aslında hayat bilgisi gerçekten hayatı bilmeye dair dertlenmektir. Yani siz... Bugün baktığınızda modern insan birçok şeyin nerede yetiştiğini bilmiyor. Ya da doğada hangi hayvanın ne olduğunu bilmiyor. Nasıl yaşadığını bilmiyor, türünü bilmiyor. Ya da bir zor bir koşulda ne yapacağını bilmiyor. Ama bazı insanlarda var ki o çiçeğin açarken çıkardığı sesi duyuyor. Ya da suladığında aldığı nefesi hissediyor. Şimdi bu iki insanın birbirini tanıyışı çok farklı. Ve bunun için sizin okuma için makrodan mikroya giden bir süreciniz var. Makro faktörler nedir? Mesela makroekonomi faktörler. Ben şu anda bir coğrafyadayım. Bu coğrafyayı en makro etkileyen şeyler nedir? Örnek veriyorum. İşte dijital olarak insanların bağlanmış olması. Bu makro bir faktördür ve benim önümde durabileceğim bir faktör değildir. Bu teknolojinin sosyal medyanın tetiklenmesini sağlamaktadır. Küresel ısınma önünde duramayacağım bir makro faktördür. Nüfusun yaşlanması, önünde duramayacağım makro faktördür. Bunların hepsini tetiklediği bazı trendler vardır. Ben makro faktörleri önce bilmek zorundayım. Akabinde onların cevap olarak gelen trendleri bilmek zorundayım. Akabinde bunun benim toplumumdaki iz düşümünü anlamak zorundayım. Sosyolojik olarak, antropolojik olarak ve tarihsel olarak. Bunları anladığımda ben artık kabaca fotoğrafa birazcık daha hakimim. Ben bunu birazcık daha psikolojiyle, davranışla detaylandırmaya başladığımda bu sefer mikroya girmeye başlıyorum. Burada hatta şeyin Jung'un çok güzel bir lafı vardı. Der ki dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. Yani biz içeriye baktığımız zaman uyanıyoruz. Ben yine makroekonomik faktörleri evet çok iyi bilebilirim, trendleri çok iyi bilirim ama içine bakmadan sen uyanamazsın. İçine baktığında da bir boş bakmak var. Yine bir de donanımla bakmak var. İşte kendimi donatıp doğru bir şekilde baktığımda bu sefer ben uyanmaya başlıyorum. Ha, benim böyle bir eksikliğim var. Benim böyle bir sıkıntım var. O zaman ne oluyor? Siz ortalama bir insanın size yaptığı yorumdan daha donanımlı bir hale geliyorsunuz. Sizle alakalı. Dolayısıyla ben kendimle alakalı kimse kusura bakmasın. Herkesten daha donanımlı olmak zorundayım kendime dair. Eksikliğimi Herkesten daha iyi bilmek zorundayım ki siz bana bir eksikliğimi söylediğinizde ben onun şiddetini, detayını, derinliğini analiz edeyim. Evet, şu kadarı doğru ve haklı ya da şu kadarı tepkisel ya da bu kadarı tamamen performans odaklı. Bunu parçalarına ayırabileyim. Ben bunu parçalarına ayıramadıktan sonra sizin söylediğinizi direkt aldıktan sonra benim kendimi sevmem hiçbir zaman mümkün değil. Dolayısıyla bu okumayı ve bu az önce bahsettiğim hayat bilgisini doğru bir şekilde ben bünyeme entegre edersem ve bunu hayatıma bir pratik olarak yerleştirebilirsem onun akabinde ben kendimi yine hatalarımla sevaplarımla çok sevmek zorunda değilim ama kendimi bilirim ve en azından yanlış bir ilizyonla kendimden nefret etmeyi ya da sevmemeyi engelleyebilirim. Bu da beni ...daha sağlıklı ve daha mantıklı... ...ilerleyen bir birey haline getirir. Evet. Şimdi hayatla... Yani bir şey de yapabilir Lütfen. miyim? Lütfen. E, ekleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi kendini sevmek deyince... ...şöyle bir şey geldi benim aklıma. Hani... E, çocuklukta... ...insan bir takım... E, ...bir takım kavramlar... ...temsillerle öğrenilir. Mesela güzel dediğimiz şey... Ee, insanın Hani bir doğasında varoluşunda Özünde var olan hani bir kavram ama bir taraftan da hayatın içinde ee, böyle küçük dairelerden başlayarak temsillerle pekişen öğrenilen bir kısmı da öğrenilen şeyler şimdi diyelim ki bizim coğrafyamızda Yahut Afrika'da Yahut Ortadoğuda Doğu'da... Ee, bir kız çocuğunun güzel diye tanıdığı ilk nesnelerden bir tanesi Barbie bebektir. Yani güzelin temsil bulduğu en göz kamaştırıcı varlıktır. Kusursuz bir <laughs> şey. Kusursuzdur. Ee, peki bu kusursuzluğun özellikleri nelerdir? Bir, düz ve sarı saçlar. İki... Evet. keskin yüz hatları ve ince uzun. Uzun bir boyun. Ee, Kalkık hatta bir burun. anatomik olarak bir problem olmasına rağmen bacaklar gövdeyle uyumsuz ölçüde uzundur. Evet. Yani anatomik olarak evet. öyle bir şey yoktur. Fakat bu güzelin temsili mutlak manada onu üreten kültürel yapının ...özelliklerinden e, ortaya çıkar. Peki bir bir Anadolu kadını yahut bir Kafkas kadını yahut bir Orta Doğu kadını... ...Afrika, ba Kuzey Avrupa'nın dışında kalan neredeyse bütün coğrafyalar... ...Latin kadınlarını düşün. Şimdi peki bu ilk tanıştıkları güzel temsili bu olduğunda henüz... Zihni yavaş yavaş geliştiğinde kendisiyle ilk çatışması nereden başlayabilir? Bir, benim saçım neden siyah ve kıvırcık? Benim neden kalça yapım işte daha geniş? Benim neden bacaklarım buna göre daha kısa? Şimdi bakın, beden politik bir kavramdır. Beden, bedene anlam yüklemek. Ee, hem politik hem metafizik bir süreçtir. İnsanın bedeniyle ruhu bir anlam dünyasına karşılık geliyorsa eğer bunun mutlak suretle metafizik ve politik karşılıkları vardır. Güzeli tanımlayan bedeni tanımlamaya başlar. Bedeni tanımlamak bir dünya görüşüdür. Size bir ölçü verir. Bir süre sonra siz o ölçüye sığmadığınızı fark ettiğinizde kendinizi sevmemeye başlarsınız. Ve bütün bütün e, gücünüz, çabanız, enerjinizle güzel temsilinin içine sığabildiğiniz kadar kendinizi sığdırmaya çalışırsınız. Peki burada güç ne? Burada güç o bebeği yapabilmek ve o bebeği bütün farklı kültürlere güzel olarak tanımlamakla ilgili bir şey. Bu bebekte bir bebek söz konusuyken anlaşılabilir bir şey. Peki bu daha soyut, daha dünya görüşü, daha metafizik bir nesne ya da bir varoluşsa? Yani birileri bize insan güzel olacaksa İnsan iyi olacaksa, insan doğru olacaksa böyle olmalıdır diye bize bir hayat çiziyorsa. Şimdi çok yeni zamanlarda bazı iç giyim firması meşhur melekli olan mesela artık diyor benim meleğim yok. Tamam. şişman kadınlarla da iç çamaşırı tanıtıyor. İşte çünkü bize bir o bir meydan okuma. Şişman bir de çıktı. 20 sene bizi mahvettiler çünkü, biz büyüyünceye kadar. O bir, o bir meydan okuma. Şöyle bir meydan okuma. Diyor ki o markalar, biz bugüne kadar güzeli tarif ettik, şimdi bütün bu tarifi yıkarak yeni bir şey inşa ediyoruz. Ama kuralı yine biz koyuyoruz. Tabii ki. Şimdi düşünün, bu somut yani bedensel güzellik söz konusu olduğunda anlaşılabilir bir şey. Kendinizden nefret edebilirsiniz gerçekten, saçınızdan, burnunuzdan göğsünüzden, kalçanızdan, bacaklarınızdan, bütün fiziksel yapınızdan mülhem. Kendinizden nefret edebilirsiniz. Yahut bunu erkeğe uyarlayalım, erkek olarak da işte hani kas yapınız bilmem neyiniz filan tipik güzel erkek bu sefer. Bedeni tanımlamak doğal olarak size aynaya baktığınızda kendinizi sevip sevmemekle ilgili bir ölçü koyar. İki... Dünya görüşü tanımlamakta sizin kendinizi sevip sevmemenizle ilgili bir ölçü koyar. Ben böyle bir insan olamadım deyip kendinizi sevmeyebilirsiniz. Kendinizi sevmekle ilgili en önemli tartışma neyi ölçü olarak alacağınızdır. Sizin için kendini sevmenin anlamını belirleyen ölçü nedir? Yahut şöyle soralım: neye inanıyorsunuz sizi iyi, güzel ve doğru kılacak? Bu metafizik bir sorudur. Bu metafizik bir sorudur. Hepimiz bireyler olarak kendimize bir dünya görüşü seçiyoruz. Bu dünya görüşü ölçeğinde hayatımızı düzenliyoruz. Ve kendimizi sevmek yahut barışıklığımızı belirleyen ölçüleri de oradan alıyoruz. Oraya onu ölçü aldığımız kadar. Birincisi bu. Yani o Barbie bebek üzerinden hani bir sürü şeyi çoğaltabiliriz. Bunun çünkü görülmeyenleri daha risklidir, daha tehlikelidir. Kendinizden nefret ettiren şeyler. Ve önemli olan o şeyi kimin ürettiğidir. İkincisi şu, bence e, aydınlanmacı ve ilerlemeci bakış bence iflas etti. Bizim son yüzyılımızı e, yiyen, Yediler. aydınlanmacı ve ilerlemeci bakış bize şunu söyledi. Bak kardeşim dedi bilirsen mutlu olursun. Bilirsen gelişirsin. Bilirsen daha ileri insan olma aşamalarına geçersin. Çünkü yakın zamana kadar ilkelliği alt insanlık durumları olarak tanımladılar. Yani e, düşünsenize e, Büyük roman Robinson Crusoe'yu hatırlayın yani hmm. oradaki oradaki e, Cuma'nın bir ismi yoktur ismini Cuma batılı, günü geldi batılı koyar evet. ve ismini sadece bir e, bir karşılaşmanın hani e, simgesi olarak kendi varoluşundan kaynaklanan bir ismi yoktur İsim sahibi olmak. Bir anlam dünyasına dahil olmaktır. Yani isim vermek değer vermektir. İsim bir şeyin isimlerini öğrendiğimizde onun anlam dünyasına dahil oluruz. İnsan yaratılışının en önemli aşamalarından bir tanesi Allah'ın Adem'e eşyanın ismini öğretmesidir. Çünkü ismini öğrenmek kavram dünyasına ve anlam dünyasına dahil olmaktır. Fakat düşünün ki ismini o koyuyor yani. Aramızda bir hiyerarşi gelişiyor. Çünkü çok büyük bir eleştirme etnidir aynı zamanda. Sonraki başka Robinson atlar da böyledir. Çok büyük eleştiri metinleridir Edebiyatta çok sert şeyler söylemişlerdir. Düşünsene o tanımlıyor seni. Yani buraya Orta Doğu diyor mesela. Düşünsenize koca coğrafyayı tanımlıyor. Orta Doğu diyor yani. Kime? Bizim güneyimiz, yakın güneyimiz. Ama Orta Doğu diyoruz hala biz de öyle diyoruz. Evet. Coğrafyayı öyle tanımlıyoruz. insanı öyle tanımlıyoruz. Hakim güç e, koyar. adını koyar. Adını koyunca anlam dünyasında belirlemiş olur. Bize dediler ki kardeşim bak bilim kutsal. E, Feyerabend'in deyişiyle bilim kilisesi diyor ona. Sözde kiliseyi yıktık tamam yerine başka. yeni bir şey kurduk bilim dedik. O da bir kiliseye dönüştü. Bugün biz pandeminin karşısında hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Evet hepimiz diyoruz ki doğal olarak bilimsel olana kulak verelim. Ama öyle bir şey yok kendimizi kandırıyoruz bazen. Bir tür iç rahatlama. Ee, anladık ki bilmek başka bir şeymiş. Anlamak başka bir şeymiş inanmak başka bir şeymiş ve insanın hayatında bunlar arasında bir değer hiyerarşisi kurmak politik bir şeymiş. İnsan bugün e, bilimin en üst seviyesine ulaştı çünkü ilerlemeci bir şey ama insanlık olarak hayatı daha mutlu, daha ahlaklı, daha merhametli, daha şefkatli bir hayata çeviremedik. Maalesef. Çünkü aydınlanmacı ve ilerlemeci mutlaklık aslında. Bir şeyin altını çizerken başka bir şeyin üstünü çizdi yani. E, bu ön kabulleri de birazcık hani tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Bilmek, anlamak, inanmak, acaba bunu bir bütünlüğe dönüştürmek. Ya, i̇lle de bir şeylerden feragat etmemiz gerekmiyor. Ya da bir şeylerden feragat ettiğimizde daha mutlu olmuyoruz yani. Eklemek istediğiniz bir şey var mı konuya? E, yok, sadece şeyi söyleyecektim. Tam bunları söylerken e, bu ilerlemeci ve aydınlamacı e, aydınları düşünürken aklıma şey geldi. Yani çok bilmişlik, bilmişlik ama altını çiziyorum. Takipçi kazandırıyor. Malumat furuşluk tabii. Malumat furuşluk aynen öyle. Ama bilgeliğin peşine düşmekte şahsiyet kazandırıyor. Yani buradaki aslında bilgiçlik asıl... bilgelik, bilgelik sizin anlattığınız. Aynen öyle. Biraz onu açmak ister misiniz? O da öyle. Ya şöyle aslında bilgiç bilginin havasını atan ve şu anda bizim her yerde maruz kaldığımız hemen o bilgiyi kullanıp cümle içinde değerlendirip onunla alakalı hızlıca bir statü sahibi olma niyetiyle bilgiyi kullanan ama bilgiyle alakalı herhangi bir derinliği olmayan bilgisiyle hava atan kimse. Bilginlik ise ilim sahibi ve o bilgiyi bilip eskilerin aslında alim dediği kimse. Bilge ise o bilginin hem maddesini hem manasını hem anlamını az önce Tarık abinin o bahsettiği ekosistem bütünsel olarak hazmetmiş, içselleştirmiş ve hayatında kanına karıştırmış kimse eskilerin Arif dediği. Dolayısıyla biz şu anda o Paul Virilio'nun bahsettiği enformasyon bombardımanındaki hikaye gibi şu anda muazzam bir enformasyon bombardımanının içindeyiz. Ve o bombardımanın içerisinde hızlıca işimize yarayacak bilgileri çekip bunları da kendi performansımızda puan getirmek için kullanıyoruz. İşte onun için sizin az önce söylediğiniz o 10 adımda işte yoga eğitmenliği işte 20 adımda marka yönetimi 25 adımda atlarla liderlik bu tip şeylerin bilmem kaç adımda hayatı öğrenmemizin sebebi de çünkü benim uzun uzun onun bilgeliğine erişecek Burada ne bir duruşum şey var ne şeyim var. Onu da lütfen biraz düşün ve fikrini de söyle diye soruyorum. Neden bugün mesela hani biz bu kadar bilimsel düşünmeyi filan hani e, yüceltirken birden Böyle astroloji merakı bütün dünyayı sardı. İlginç bir hani e, bir tür metafizik yeniden bütün dünyayı etkisi altına aldı. Herkes böyle e, gezegenlerin kendi üzerindeki etkilerini falan Bunun da hani bilimsel tarafı olduğunu söyleyecek bazı evet. arkadaşlar. Ama hayır özü itibariyle. O yıldızlara bakmış insanlar yani eski bir, bir bilimi var mı? Eskilerin tabiriyle söyleyelim. Tabii ki bakmışlar ve tabii ki bunun bir karşılığı olduğuna ben de inanıyorum. Ama en nihayetinde zahiri olan değil, batınıy olana ilişkindir bu. Aynı. Yani buradaki yorum kısmını biz yok sayamayız. Yani mutlaklaştıramayız yani. Yorum kısmı hayli geniş yer tutar. Herhangi bir bilimsel teori gibi bunu matematik denklemi gibi kurabilir miyiz? Niye o zaman Filanca kişi bu konuda daha kabiliyetli. Çünkü onun bu konudaki deneyimi, bu konudaki tecrübesi onu öznelleştirmiş ve yorum kabiliyetini arttırmış. Neden acaba herkes bu kadar? Aslında ne olacağı? Çünkü insanlar umutsuz ve bir şeye tutunmak istiyorlar. Yani bu Hamla zaten bu. bütün tarih boyunca da öyleydi. Hamla yani bu. yıldızlara bakmasının yıla, Sümer'de, Mısır'daki derdi de oydu. Yıldızları Hı. anlamak istiyordu ki. Nehir taşarsa benim toprağım ne olacak? Dolayısıyla nehir ne zaman taşacak? Adamın derdi bilinmeyeni ve yaşadığı, karşılaştığı potansiyel tehlikeleri anlamak için ek bir yorum ihtiyacı. Ve bu yorum sadece yorum da değil, sığınma ihtiyacı. İşte onun için zaten insanlık ne zaman kendini sıkışmış, çaresiz, kısıtlı hissederse bir ...materyalistik, mistik akımlar artar, yani o. Ya siz bir bilim insanına şunu diyebilir misiniz? Metafizik ya ben ikizler olabilir. burcuyum ve o yüzden gezegenin Merkür'deyken karar almıyorum dediğinizde size ne der? Çok <laughs> evet, o doğru bu matematik değil ki yani bu bir metafizik, yeni tür bir metafizik, evet. yeni tür metafizik. Yani e, çünkü insanın anlam dünyasındaki en büyük açlığı ve açıklığı zaten burada. Ama şöyle bir şey var. E, ya yani astrologlar da zaten hani işte gidip de şu gün imza atmayın gibi bir şeyler söyleyenler de var tabii evet, e, ama yani gerçekten işe vakıf olanlar da öyle bir şey söylemiyor zaten. Yani Bunun şeyini tartışmıyorum. Ben benim öyle konu da var. De. onları korumak zorundayım. Astrologunuzu savunmayın bana. <laughs> tamam. Astrologlar gelsin. Hayır, bunun... bunu <laughs> E, Şakası içeri, bir yana yok. Ben tabii, de demek değil, ve tartışmıyorum zaten. Yani hani tabii bu astroloji olur başka bir şey değil. bir sürü yani şey bir olabilir. Dediğiniz şey bana şeyi hatırlattı. Belki bilirsiniz Yiğit Özgür'ün bir karikatür var. On adımda on iki adım bir tane Aynen. Hunili deli. E, yani hakikaten e, ortada hiçbir şey bilmeden alim diye gezenler de çok fazla gerçekten. Astrologlardan bahsetmiyorum. Hani genelde şu koçu bu koçu falan filan diye konuşurken. Ben şunu merak ediyorum. Hani bilgeleşmeye çalışma çabası olan bir insan var diyelim. Günümüzde hakikaten en azından bir tek konuya bile çok vakıf ol, gerçekten vakıf olabilmek için e, müthiş bir çaba gerekirken bu kadar dikkatimizi dağıtacak şeyler var. Gece sosyal medyada iyi olacaksın. Demin anlattığınız şey hani her şeyde iyi ol, her şeyde görünür ol. işte aman kendini sergilemek zorunda ol. şu şey ol, bu ol ama bir yandan da bilgi olmaya çalış. Mümkün müdür artık sizce bu dönemde böyle Asla bir şey? Asla değildir. Yani her şeyde iyi olla zaten bir şeyde iyi ol. İkisinin kesişimi boş küme. Dolayısıyla yani sizin eğer bir kere bu bilgelik konusu bir aşk hikayesi. Yani bilgiye ulaşma aşkı ki felsefenin kelime tanımı, filosofya buradan geliyor. Yani bilgeliğe ulaşma aşkı aslında bu sevgisi. Dolayısıyla burada bir aşk hikayesi var, bir tutku var, bir dertlenme var. Şimdi siz bir bilgi konusunda örnek veriyorum. Ben YouTube'da bir video izliyorum. E, origami ile alakalı. <laughs> işte bana orada güzel bir katlama tekniği öğretiyor. Ben katlıyorum. Ondan sonra size diyorum ki ben origami biliyorum. Bakın işte komodo ejderi yaptım, at yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım diyorum. Ve CV'me yazıyorum. Origami ile ilgileniyorum diyorum. Şimdi sizin YouTube'da izlediğiniz bir videoyla öğrendiğiniz origami ile 30 senedir kağıt katlayan bir adamın bilgeliği aynı olabilir mi? Hı -hı. Olamaz. Çünkü o adam artık kağıdın açısı, varlığı, dokusu, sesi bambaşka bir şey. O adam bambaşka bir yapıt ortaya çıkartır. Şimdi bunu olabilmesi için bir, sizin ona takıntılı derecede, takıntılıyı burada negatif almayın, takıntılı derecede, tutkulu bir şekilde o bilginin peşinden gitmeniz gerekiyor. Ya da o tutkunun peşinden gitmeniz gerekiyor. Siz ona aşık olmanız gibi. Aşık olduğunda insanın gözü başka bir şey görmez. Eğer ben bir şeye aşıksam, örnek veriyorum origamiye aşıksam sosyal medya aklıma gelmez. Yemek yemeyi bile unuturum. Onun için bu bir aşk hikayesi. Eğer siz aşık değilseniz on adımda aşk yaşanmaz. O artık başka bir seviye. Dolayısıyla bunda gerçekten o bilgeliğe ulaştığı, ulaşma niyetine girdiğiniz zaman ve bunda gerçek aşk varsa başka şeyler, Hatta diyorum yani yemek içmek bile görmezsiniz. Ve bunun aslında bilimsel olarak da birçok şeyi var. İşte biliyorsunuz 10 bin saat kuralını yazdı, etti, bakıldığında belli bir konuda gerçekten belli bir derinliğe ulaşabilmek için işte minimum 10 bin saat onunla alakalı vakit geçirmek, uğraşmak gerekiyor. Bu eskilerde de böyleydi. Niye her alimin ya da işte devlet adamının bir mesleği vardı? Çünkü aslında o mesleğe odaklanmak, o bir tutkuya odaklanmak onun başka şeylerini de geliştiriyordu. Çünkü sizin bilgelikle alakalı, bir konuyla alakalı tutkunuzun olması, o aşkı göstermeniz sizin kalp farkındalığınızı sağlayan bir şey. Kalbinizin olduğu, insan olduğunuzu size hissettiren bir şey. Ve bir konunun derinlemesine siz vakıf olduğunuzda o konuyla alakalı fark yaratabiliyorsunuz. Şu anda ben birçok konuya Yüzeysel olarak müdahil olduğumda ben aynı iyileşiyorum. Benden zaten milyon tane adam var. Herkes YouTube'dan izliyor origami videosunu ve herkes bir şeyler katlıyor. E ben nasıl fark? Yani aslında performans toplumunda da böyle şöyle bir ironi var. Ben eğer rekabetin içerisindeysem, sizden farklılaşmak istiyorsam, e benim öğrendiğim on adımda ben farklılaşamam senden. Çünkü benim farklılaşabilmem için o kağıdı farklı katlamam gerekiyor. Farklı katlamak da on adımda olmuyor. Dolayısıyla aslında orada bir tutarsızlık var ve bir ironi var. Onun için ben aslında mesela Barbie hikayesinde de öyle. Şu anda etrafınıza baktığınızda erkeklerde de kadınlarda da herkes çok birbirine benziyor. Ve dünyanın her yerinde çok benziyor. Çünkü bizim hayatımızda bazı personalar var ve o personalar o kadar birbirine benzer ki biz insanlardan farklılaşmak o rekabetin, o kalabalığın içinden sıyrılmak isterken tam tersi aynıyleşiyoruz. Bugün dünyanın her yerinde genç dediğin ve mesela üniversitede genç dediğin personanın işte kulağında kulaklık, tarzı, tavrı izlediği diziler birçok şey çok ortak. Ya da işte o Barbie'den türev almış birçok kadın görüyoruz etrafımızda. Evet şiş dudaklar, yapılı burunlar. Aynen. Herkes i̇şte... birbirinin aynı Zaten... gibi. Zaten... O... Barbie'nin de hani o daha farklı e, versiyonları gitmesinin sebebinde bir argüman da o zaten. Artık çünkü insanlar hep bir farklılaşma derdi var. Çünkü rekabet var. Ama ben farklılaşacakken aynı Dolayısıyla muazzam bir çelişkinin içerisine düşüyorum. Benim gerçek manada farklılaşabilmem için işte bu bilgelikle ilgili aşkımın olması gerekiyor. Yaptığım konuyla alakalı bir tutkumun olması gerekiyor ve ona emek harcamam gerekiyor. Emek harcayabilmem için de etraftaki sesleri kısıp benim ona odaklanmam gerekiyor ve yavaşlamam gerekiyor. Bu olmadan benim bir konuya derinlemesine vakıf olmam, onun hikmetine sahip olmam asla mümkün değil. Ve birçok şeyden çok bilerek bunu yapmam kesinlikle yine mümkün değil. Peyami Safa'nın 1938'de 7 gün Mecmua'sında bir yazısı var. Diyor ki e, bilgi bazı insanların kafasında ahırda duran saman gibidir diyor. Sadece orada durur ama kana karışmaz. Heh. Yani aslında baktığınızda şu anda birçok insanın maruz kaldığı enformasyonun hakikaten ahırda duran saman gibi olduğunu ve bunun bir yük olduğunu görüyoruz. Asıl maharet o bilgiyi kana karıştırabilmek. Yani hayatının merkezinde bir pratiğe dökebilmek. Yoksa ben e, origami ile alakalı çok güzel bir şeyleri katlayabilirim. Ama origaminin felsefesiyle alakalı bir şeyler anlayıp hayatıma o disiplini sokuyorsam o zaman bana onun bir faydası oluyor. Aksi takdirde o sadece bana yük oluyor ve ben de bilgi eşeği oluyorum. Çünkü bir sürü bilgiyi taşıyorum. Ama o benim kanıma karışmıyor. Onun için ben öğrendiğimi aşkla, tutkuyla öğrendiğimi derine inerek kanıma karıştırmadığım sürece benim fark yaratmam ve bence fark yaratamadığım için de mutlu olmam bu perspektifte mümkün değil. Şimdi e, sizleri dinlerken bir yandan birçok bir da soruya baktım. Genelde mutlulukla ilgili sorular soruyorlar ve İnsanın hayat amacıyla ilgili sorular geliyor. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi hayatta Hani amacımız mutlu olmak ya hani genel olarak bakıldığında mutlu olalım. Peki tamam hani mutluluk için bize dayatılan işte iyi bir ev, iyi bir eş, iyi bir araba belki. Yani bu tip maddi şeyler var. Ee, ve bazı insanlar başarılı olarak bütün bunları görüyor. Yani bütün bunlara sahip olursam başarılı olurum, mutlu olurum. Ee, ama aslında belki gerçekten hayat amacı o değil. Hani belki onların hiçbirine sahip olmayacak ama harika resim yaptığını fark edip bir ressam olacak oradan yürüyecek. Yani e, gerçekten amacını insan hayatta nasıl bulur? İnsanların ona olması gerekeni yani dayattığı şeyleri amaç edinmekten ziyade. Yani bir, şey, bir dayatmaya karşı sizi güçlü kılacak nasıl savunma biçimleriniz var? Önce bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü elbette bir şeyi üretenler onu satacaklardır. Fikir üretenler fikri satacaklardır. Ee, i̇nanç üretirler bazen. Eşya üretirler, nesne üretirler. Yani neticede her şey bir ekonominin e, konusuysa... ...doğal olarak insan hayatında küçük ya da büyük yer eden her şey bir ticaret meselesidir. Her şey. Ee, bir gün televizyonda bir güzellik yarışması finali izlerken güzellik yarışması finalinde sahneye çıkan e, şarkıcı e, Che Guevara şarkısı söyledi. Yani bir güzellik yarışmasında ve herkes işte çılgınca alkışladı filan. Kimse garipsemedi yani. Yahut e, yani dünyada ülkemizde pek çok etkinlikte aslında böyle birbirin, birbiriyle alakasız pek çok şey bir ticaretin, bir etkinliğin, bir performansın konusu haline gelebiliyor ve insanlar bunu son derece doğalmış gibi karşılayabiliyorlar. Çünkü şov olarak sema gösterisi yapılıyor bu ülkede. Mesela yani evet e, restoranlarda filan hatta artık yani böyle. Çatal. Yani. Şaka gibi. Çünkü o şeyin anlam dünyasının iç, anlamını içini boşaltırsanız, o bir performans olarak kullanışlı hale gelir. Çünkü onu sizin için tehlikeli kılan şey e, içeriğidir. Yani bugün mesela e, Hazreti Mevlana da artık neredeyse bir biçimdir, bir kalıptır. Yani herkes içine istediğini dolduruyor. Yani hiç böyle bir hayat dünya. ...işte vahiy hiçbir şey yoktur. Yani onu herkes alıp bir yere koyuyor. Bu da mesela ilginç, tuhaf bir şey. Şems'in kırk kuralı diye bir şey uyduruldu bu ülkede. Ve insanlar onu gerçekten Şems'in sözleri, Hazreti Şems'in sözleri Ya olduysa. Bir sürü örnek verebiliriz bu konuda. Yani demek ki hayatımızdaki her şey bir ticaret konusu haline gelebilir. bize bunu satabilirler. Ee, peki bizim bu dayatmaya karşı savunmamızı güçlendirecek ne olabilir? Bir... Ayırt etme yetimiz, ayırt edebilme. Yani gerçekten hayatımızda anlam ve değer taşıyan şey, hayatı uğruna yaşanılır kılan değerler bütünlüğü nedir? Ee, ve onun simülasyonu, bize satışa sunulan simülasyonu nedir? Bunu da bu, bu, bu yüzyılın en cins düşünürlerinden bir tanesinden... Ee, ödünç alarak söylüyorum. Baudrillard'ın simülasyon Adam bize diyor ki ya arkadaşlar diyor bakın. Bir şeyin farkına varalım. Artık yaşadığımız dünyada hakikatin kendisi, bizatihi kendisi anlam taşıyan bir şey değil. Bunun çeşitli simülasyonları var. O hakikat olan şey artık arkada bir yerde, hayatın dışında bir yerde. Biz onun simülasyonuyla, onun görüntüsüyle muhatabız. Ve aslında değer verdiğimiz şey bugün, anlamlı gördüğümüz şey simularklar. Onun e, hakikatin tekrar tekrar üretilen simülasyonları. Biz e, o zaman nasıl ayırt edeceğiz? Yani bu önümüzdeki şey bir hakikat midir yoksa bir simülasyon mudur? karşımızdaki insan bir arif midir yoksa bir bilgiç midir? Önümüzdeki bilgi bir irfan, hikmet bilgisi midir yoksa malumat furuşluk mudur? Bize sunulan metin bir hakikatler bütünü müdür yoksa performatif bir eylem midir? Ee, bu 140 cümlelik ifade Gerçek bir hakikatin ve hayatın sonucunda ulaşılmış bir varlık bilgisi midir? Hayat bilgisi midir? Yoksa bu gösteride alkış alacağına inandığımız fiyakalı bir cümle midir? Bizi filosofyadan aforizmaya, ucuz aforizmaya çeken şey tam olarak nedir? Dolayısıyla bizim hakikatle simülasyon arasındaki... Ay, ayırt etme yetimizi güçlendirecek olan şey nedir? Yani aklımızı sadece akıl yetmez. İnsan sadece aklıyla bunu ayırt edemez. Çünkü simülasyonlar ayırt edilemeyecek kadar güçlü taklitlerdir. Güçlü temsillerdir. Zaten onları simülasyon haline sokan da budur. O zaman bir şeye daha ihtiyacımız var. Belki sezgi, belki kalp. Edebiyatın, sanatın, geleneğin, tasavvufun, e, bilgeliğin, dünyada o biriken o kültürün aslında bizim içimizde harekete geçirdiği şey de tam da bu olabilir. Aslında şöyle bir sıkıntı yok mu yeni e, dönemde yani şu dönemde? Mesela işte Instagram'da önümüze e, çeşitli ünlü yazarlardan alıntılar düşüyor. Herkes onları like'lıyor. Onları belki ezberleyip kenara koyuyor fakat Doğru. hiç kimse o kitabı okumuyor. Yani Doğru. sadece buradan yürüdüğün o bir ezberle sözü o sözü bile ne demek Tabii. istediğini bilemiyorum. Evet. Ama herkesin bir fikri var. Ama şimdi biz bunu yani nasıl insanları tekrar eskisi gibi okumaya yani onu ikna etmek mi gerekiyor? Yani evet, evet ve bunun bir kısayolu yok. Ve kimsenin, Bu yok. En ve kimsenin vakti yok. Bu ve kimsenin vakti yok ve biz bunu ne yaparsak yapalım en klasik yöntemleriyle yapmak durumundayız. En klasik yöntemi de e bunu doğrudan insanla yüzleşerek yapabiliriz. Bu bu aktarımın tek kaynağı insandır. E, yani hep böyle kadim tartışmalardır işte teknoloji bize bunları getirdi falan filan bilmem ne. Yani uzun uzun bunları tekrar tartışmak istemem. Ama maalesef diyeyim ama yani bunun bildiğimiz kadim yönteminden başka bir yöntemi yok. Yani bu işin, bu tecrübeyi yaşamış insanlar vardır. O insanlara kulak veririz, kibrimizi kırar, karşısında dizimizi kırar, dinleriz, anlamaya çalışırız. E, fakat yeni insan e, o bahsettiğimiz konuşmaya başlarken o narsistik kimliği buna izin vermiyor yani. Hani birinin karşısında artık böyle diz kırmak falan çok... E, neredeyse ayıp bir şey aşağılık ya bir şey ne kadar biliyor ki Plan. yani zaten... kaynağın geçen bir bir arkada nöroloji profesörü sosyal medyada bir arkadaşımız ben diyor 40 yıllık nöroloji profesörüyüm genç bir arkadaşa bir şeyden bahsediyorum bana diyor ki kaynağınız nedir diyor <laughs> ben kaynağım <laughs> Güner Hoca ben değil mi? <laughs> Bunu diye, Güner Hoca yazdı galiba değil mi? Ya yani bir kimin yani bir böyle bir önemli nörologlardan bir tanesi söylüyor. Şimdi bu sanki görünüşte görünüşte eleştirel zihin iyidir. Sürekli kaynak sorguluyor. Ama bir süre sonra bu e, hakikatin ve bilginin sürekli kuşkulu, muallak hale dönüşmesine de sebebiyet verebilir. Yani o kibrimizi, narsizmizi kırıp yani bir şey yapmak zorundayız. Ama herhalde bu ülkede ağızdan çıkan en zor cümle bilmiyorum demek değil mi? insanın ağzından çıkan evet, en zor e, kelimedir belki de. Yani Amerika'da bilmiyorum. da farklı değil. Yani... Öyle mi emin misiniz? Ben sanki hani en çok bizim ülkemizden yani bilmiyorum ne çok ayıp bir şeymiş gibi. Yani bilmiyorum de öğren devamında yani. Hani bilmez halde kalma ama. Yok yani kendimize vurmayalım. Bence bu bir modern zihin alışkanlığı. Yani tabii ki kültürden kültüre farklılaşabilir filan ama e, in, in, biraz bu işte o... yani yeni dönemin... Şeyleri. yeni dönemin performans önce. toplumunda mükemmel olmak esastır dedik ya işte mükemmel insan her şeyi biliyordur zaten Onun için bilmiyorum diyemez yani bir bunun ayıp kısmı var Bir de bunun imaj kısmı var ya yani şimdi bunu biz nasıl izah edeceğiz yani e, yani eğer insan bazı şeyleri sadece işte düşünerek aklederek ulaşamadığı şeyleri o sezgisel kalple aşkla yaparsa ona bir onun önünden bir perde kalkabilir. Nasıl e, anlatacağız ve bunu nasıl ikna edeceğiz? Buna nasıl inandıracağız? Yeni insana mesela. İşte bu kitaptan okuyarak olacak bir şey değil. Kitaptan Kitap okuyarak mi? olmayacak. Bunun için mutlaka senin... Ya şeyi ben çok önemsiyorum. Ruhumuzu inceltecek. Ruhumuzu inceltecek. Hayatta hangi uğraşılarımız var? Ruhu inceltmekten kastım anlaşılıyor herhalde. Değil mi? Tabii ki yani ama uhumuzu... kimsenin ruhunu inceltmeyi düşünecek vaktinin olduğunu düşünmüyoruz. Ya maalesef. da şöyle bir şey, eğer bu incelikli bir ruha sahip olmak eğer bir zaafsa sizi hayat karşısında korunaksız hale dönüştürecekse, sizi hayat karşısında kolay yenilebilir hale dönüştürecekse zaten hiç kimse buna meyletmez. Yani Ama sadece orada bir paradigma değişimi gerekiyor. Zaten öyle görüyorsan tabii. Tamamen. Paradigmayı değiştir. O zaman gerekiyor. biz birbirimize karşı bir şey bakın birden birbirimize karşı bir sorumluluk alanı ortaya çıkıyor. Yani ben yüceye işte ben Ekin Hanım'a şunu hissettirmeliyim. Ee, ruhunu inceltme çabası içinde olduğunu gördüğümde benim yanımda o emin olmalı bu inceliğin zaafa dönüşmeyeceğini. Yani şöyle birbirimize sığınak olmak, birbirimize liman olmak, birbirimize lisanı halimizde şunu söylemek. Bak Ekin Hanım siz gerçekten hayatınıza anlam kattığını düşündüğünüz bir ruh inceliğine eriştiğinizde bizim yanımızda emin yerde olursunuz. Biz bunu bir zaaf olarak görüp bunu sömürmeyiz. Yüce bak, Ben ne olduğun her an ben senin hayatında anlamlı gördüğün her şeyin yanında durabilirim. Ee, yüzümüzdeki maskeleri çıkardığımızda birbirimizi ayıplamayız.. Ee, bütün o zırhlarımızı hayatın içindeyken kuşanmamız gerektiğine inandığımız zırhları yan yana otururken çıkarabiliriz birbirimize karşı korunaklı bir hayat inşa edebiliriz. Bunu belki başlangıçta birkaç kişiyle yapabiliriz. Ben romancıyım. Bunu okurlarımla yapmaya çalışıyorum. Misal. Yani ben niye deli değilim ki ben oturup böyle kafamdan hikaye kuruyorum? Niye manyak mıyım ben yani oturup karakterler kuruyorum, olay örgüleri kuruyorum, olmayan mekanlar inşa ediyorum, olmayan zaman dilimlerinde deli miyim ben yani? Niye yapıyorum bunu? Düşünsenize ya bir romancı niye oturup böyle manyak olması lazım insanın bunun bir gerekçesi yoksa? Hayır bir gerekçesi var. Kendim için bir korunaklı dünya inşa etmeye çalışıyorum. Gerçek hayatın o barbarlığından kendimi koruyabilmek için bir takım kurmacaların İçinde kendime anlam dünyaları inşa etmeye çalışıyorum. Ve sonra dönüp okura diyorum ki ey okur bak ben burada bir dünya inşa ettim. Ee, belki burada daha mutlu olabiliriz. İnsanları romanıma çağırırken bir vaatte bulunuyorum aslında. Ya da en azından ee, vaat acaba haddimi aşan bir şey midir diye. ...tereddüt ettim ama başka kelime bulamadığım için... ...onu kullanmak zorunda kaldım. Ee, diyorum ki bak... ...ben sana... ...bir dostluk... ...bir yoldaşlık, bir yol arkadaşlığı... ...göstergesi olarak... ...sana yaralarımı açacağım. Eğer sen... ...sana açtığım yaraları... ...suistimal etmez ve... ...acıtmaya çalışmazsan... ...bir süre sonra... Bu kurmacanın içinde, bu romanın içinde sen de bana yaralarını gösterebilirsin. Birbirimize yaralarımızı biz evet birbirimize şifa bulabiliriz ve yaralarımızı hayatın içinde bir zaaf olmaktan çıkarıp birbirimize şifa olmanın yollarını arayabiliriz. Yani burada merhametli bir şey inşa edip, Burada kötüyü de konuşabiliriz. Çirkini konuşabiliriz. İyiyi konuşabiliriz. Ama bak burada her şeyi konuş konuşabiliriz birbirimizi yargılamadan, birbirimizi yargılamak zorunda değiliz. Ama burada her şeyi konuşabiliriz. Burada e, her şeyin uçlarından bahsedebiliriz. Çünkü romanın mahremi böyle aşan bir tarafı var. Ama bir tek şeyden emin olalım. Buraya girdiğimizde hiç olmazsa e, birbirimizden emin olabilelim. Yani dolayısıyla... Kendi ruhumuzu inceltmek ve sonra yakın daireden başlamak üzere ruhunu inceltme çabası içinde olan insanlara bir güvenlik alanı kurmak. Ak burada, burada burası emin belde. Bütün kutsalların, bütün kutsallıkların insanlığa sunduğu emin beldeler vardı. Mesela ee, ilk dönem İslam toplumu hemen öncesinde filan toplumun diğer kesimlerinde bildiği mesela e, haram aylar vardı. Kimse birbirine o aylarda saldırmazdı. Bir toplum sözleşmesiydi bu. Ama mesela modern dünyada böyle bir toplum sözleşmemiz maalesef yok. Hadi birazcık daha bu kadar meseleden bahsettik. İğneyi de çuvaldızı da e, her şeyi kendimize batıralım. Eee bizim gibi kutuplaşmanın yaşandığı toplumlarda insanlar bu zaafların her birinin pususuna yatmışlardır. Tek ölçüt vardır. İyi olan her şey bizimdir, kötü olan her şey onlarındır. Eğer aramızdan biri bir kötülük işlerse biz gözümüzü kapatırız. Artık biraz bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Yani çok sahici, çok gerçek, çok samimi kişisel soruları sormamız gerekiyor. İyilik bir toplumsal gruba ait olmakla bize verilen bir şey değildir. Bu bir emektir. Anlam da böyledir. Anlam da bir emektir aynı zamanda. Yani evet bize verilebilir bir parçası, lütfedilebilir yani. Hediye olabilir ama ama büyük bir emektir aynı zamanda. E ben hiçbir şey okumayayım. Ben işte bir Dostoyevski metniyle karşılaştığımda ilk tepkim şu olsun. Ya bu ne abi bu kadar betimlemeler uzun uzun filan. Özet, özet. Her şeyin özetini arıyoruz. Bir film izlediğimizde bu ne kadar ağır bir şey kardeşim. Falan. Hiçbir fedakarlıkta bulunmuyor. Bu aplikasyonlar var biliyorsunuz değil tabii, mi? Kitapların özetlerinde şaka gibi. Ya beni arayıp, beni arayıp, ya hocam sizin kitabınızı ödev verdi. Sosyal medyada bana mesaj yazıyor. Diyor ki rica etsem kitabınızın özetini anlatır mısınız bana? <laughs> Aa delireceğim. Bana... Ya, özgür. Ve Şaka bu değil. birkaç kişi değil. O kadar çok karşılaştım ki. Bana kendinizi anlatır mısınız diyor. Bana şu romanınızı bahseder misiniz diyor. Nasıl yani? Oradan da copy paste yapıp hocasına göndereceğiz. Nasıl işte. bir şey bu yani? İşte Bak. maalesef. Şimdi son beş dakikamızmış e, maalesef. Ben biraz aşka girmek istiyorum. Şimdi bu kadar hoyrat bir zamanda gerçek aşk mümkün mü? Vallahi zor bir soru. Mümkün mü? Zaman bağımsız aşk mümkün tabii ama aşkın tabii burada ne olduğuna bakmak lazım. Yani aşk... Bu öz kadar bencilleşmişken herkes. Evet yani onun için çok zor pratikte. Çünkü aşk özen gösterme ve... Özen gösterilen kişiyi gözetme görgüsüdür. Yani işin içerisinde bir görgü var, işin içerisinde bir özen var ve e, birbirini tamamlayan ruhlarında ruh göçüdür. Benim birbirini tamamlayan ruhu bulmam, anlamam ve birlikte bir olup göçebilmem gerekiyor. Yani daha da önemlisi şu anda tüketim toplumunun altın çocuğu arzu tüketmek ister. Aşk ise sahip olmak ister. Dolayısıyla benim aşkı yaşayabilmem için karşımdakini karşılıklı olarak karşılıklı bir sahiplik gerektiren bir şey. Ama şu anda bizim aşktan anladığımız hazzı tüketmek. Ve aşkı yaşamak değil, aşkı konuşmak. Yani çünkü aşk aslında baktığınızda karşılıklı olarak oturup belki saatlerce susmaktır. Birbirinin gözüne bakmaktır. Ama şu anda hiç bakmadan konuşmak, hızlıca ben aşkı yaşıyorum demek, bak ben sana bir sürü kalp gönderdim demek, aşkın biraz o perspektifte formunu çok değiştirmiştir. Onun için bizim gerçek manada aşkımızı yaşayabilmemiz için benim karşımdakinin farkındalığının olması gerekiyor, benim belli şeylerden feragat etmem gerekiyor ve... Kendimden daha çok karşımdakini gözetmem gerekiyor, dertlenmem gerekiyor. Eğer ben bunları yapabiliyorsam evet yaşanır. Ama şu anki iklim aşktan ziyade hazzı ve arzuyu tatmin etme doğrultusunda, dolayısıyla aşkı yaşamaktan ziyade aşkı konuşma doğrultusunda. Onun için biraz zor. Peki seçimlerde de mesela hani o ideal Eş ya da ideal aşk, sevgili fark etmez. hani Ne eşlerken, e, mesela toplumun onaylamadığı birine aşık olmak mümkün mü sizce bu dönemde? Ee, yine teknik olarak her zaman her şey mümkün. Yani ama Yeterli o... değil, mesela işte on, bilmem nerenin şurası değil işte. Yani şöyle düşünün, siz bunu niyet ettiğinizde size yorum yapacak insan sayısını düşünün. Yani en yakın halkanızdan alın. En uzaktaki alakasız bir akrabanızdan, alakasız yolda karşılaştığınız insan bile davul da, dengi dengine diyecektir. Onun için o performans dünyasının mükemmel insan tanımı mükemmel aşkı, mükemmel ilişkiyi de tanımlıyor bize. Dolayısıyla Ona da ben, karar Aynen öyle. Ben o tanımlanan ilişkiyi yaşıyorum zaten. Şununla şu olur. Burada böyle yaparsın, aşkını böyle ifade edersin. Bak hala işte böyle bir fotoğraf koymadın. Yani bunların hepsi tanımlı. O Tanım... fotoğrafa ilan koymak gerekiyor değil mi aşkın Tabii çünkü şey Yani takip etmen, Belgesi... koyman, like etmen vesaire. Şimdi bunlar bu kadar tanımlı olan olduğu yerde zaten siz aşktan bahsedemezsiniz. Çünkü aşk konuşulmaz, gösterilmez, yaşanır. Bunu ayrı bir program konusu olarak size evet. tekrar davet etsem aşk Derink. koysak ne güzel olur. Çünkü süremiz bitti. Aşk bir, doktoru bir... Tarık Bey. <laughs> hiç, ben, hiç, ben hiç bilmem ama bir bir ölçü olsun diye söyleyeyim son olarak o bir dize hani herkes kendisine sorsun ve onun üzerinde düşünsün çünkü bu gerçekten bilinecek bir mesele değil hani diyor ya e, Yunus öldü diye sala verirler hmm. ölen hayvan imiş aşıklar ölmez diyor Aynen. yani aşıklar ölmez dediği hakikatin içerisine sığdırabileceğimiz ne var herkes onu kendine sorsun Aynen. ortada aşk Aynen. var mı yok mu o zaman bir ölçü olarak belli olur diye. Muhteşem bağladınız. Düşünüyorum. <laughs> <laughs> Tarık Tufan Yücezere'ye çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz çok için çok keyifli bir sohbet ediyoruz. oldu Davetiniz gerçekten. de için Bizim için de çok. Her zaman ediyoruz. bekliyoruz efendim. Benim ve bu akşam da başka şeylerin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için iyi akşamlar.